looks tight, but I can get through. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Ross said never go in places like this. But I have to find a way out. This device I found can help. How do I get it open? A shape. It's connected to the door somehow. Device like the one I found. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Die here. What happened to them? He found me. Ross found me. Eli! Down here. See this plant over here? It's called Salvebrush. Come, gather its berry. Good. Now eat the berries. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep... full of medicinal berries, flowers, and plants. Where are we? This valley is just a part of All Mother's embrace. Embrace? The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually.
Further downriver, we'll find a herd of machines, and I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Power must be respected, but I will be beside you. Aloy, a machine's coming. Crouch and follow me into the tall grass. There. Now stay low. Little one. No, Aloy. Stay still. Wait for it to pass. Now keep low, and follow me across the trail to that tall grass. Oh, another one. Let it pass. Slower you move, the quieter you'll be. And crouched walking is quieter than upright. Wait for it. That's the last of it. Let's move on. Did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Come now. Let's find that herd. There. See them?
These are called striders. Ha! Get! Why'd you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Those will do. Follow. There's the herd. All right, it's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them, draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy, unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Aloy, throw a rock near me. Harvest a kill, so like there. Come, girl, it's good. Now, gather stalks of ridgewood from the plants over there. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Follow. Aloy, they heard you. Don't be so noisy this time. Let's put those arrows to use. Follow. Here, stay low in the grass and be quiet. It's time to make your first kill, Aloy. Strider, one of the weaker machines. But even a weak machine can kill a hunter if she's careless. You must study your prey. Eye is thick, but there are spots where it is vulnerable, like its eye. Can you guess another? The canister on its back. Is that a weakness? Shucks. How did you guess that? The device. It showed me. That plaything? Stop playing games. Now, take down that strider. Target the eye, or the canister. And if it charges... Good strike! You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. What was that? That boy! The one running the Brave Trails!
Follow Aloy. Quick! Oh no, the Watcher saw me. Oh no, the Watcher saw me. I need to do this slowly and quietly. Oh no, the Watcher saw me. I need to move slowly so I can sneak past. Oh no, the Watcher saw me.
slowly and quietly. Can't let them see me. You're bleeding. Let me have a look. Here, hold still. I'll get it. Why? Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care. How do I do it? Tell me! The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes. I'll win the proving. I see. We'd best get started then. Your training will be hard, and it'll take years. Start training? Yes. Follow. He said we'd go hunting this morning. Why isn't he here? Where's he gone to?
What's he doing up there? He's just standing there. What's going on with him? Dude. No, I've been but I would you of course there is a descent one yeah. Is something no anything if you are you worrying about what Ross? There is I'll Halo. Stop that's a something's really bothering him. If he thinks I'm gonna abandon him, he's wrong. Change after the proving. 2 days. 2 days until I get answers. 2 days and I'll know who she was. And why I was cast out at birth. As if there could be an excuse for that. All right. Time to gather the parts for some fire arrows. I should find a herd. They know where I am. Ready or not. Now they're hunting me. Oh.
Andy. Please, I need your help. Oh boy.
no scrap. Time to see Karst and get a Tripcaster. No one else around. My guess is he'll be waiting for me. There he is. He's nervous. Well... Surprised you saw... Careful, Tommy. Last night... Oh. I'll be... Really? I'll be... Will you be around? I'll be... I guess that... All right. I've got what I need. Time to meet Rost at the North Gate. What is... I guess that can... All right. Yani şey istiyor, gemiyle mi gelmişsin? Uçakla mı, mübadeleyle mi gelmişsin? Onu soruyorum. Taşıt olarak düşün mübadeleyi. Tamam, kendi istekleriyle. İyi akşamlar, bir tane bir öğrenci bir tane mübadele alayım şurada hemen, tamam. Hanımlar, beyler, ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi programımızın yönetmeni Baran ve arkadaşım, kıymetli eşi Bahar'la harika bir kalabalıkla, alkışlarla başlıyor!
Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bahar'cığım senle başlayalım. Kaç yıllık bir ilişkimiz? 8 yıllık bir ilişki olacak. Tamam. Yani 5 yıldır da evliyiz. 3 yıl sürdü sadece sevgili. Evet, aynen. Sevgili 3 yıl sürdü. Nerede tanıştınız canım? Eski çalışmış olduğum yerde. VKM'de mutfakta çalışıyordum biz. VKM'de mutfakta oranın takvimlerini, programlarını yapıyorken, etkinlik takvimlerini yapıyorken, Baran'la yolumuz bir şekilde, bu çok değerli, kıymetli arkadaşlarımla oluşan bir ekibi vardı, tiyatro ekibi, Santral Kumpanya ismi. Onların orada sahne alma isteğiyle bize ulaşmasıyla başladı. Sen aslında görür görmez beğendin mi Baran'ı? Baran'ı ilk gördüğümde böyle, ya ben zaten hani böyle bu tip erkekleri bilirim. Benim çok nettir yani, esmer, kaşlı gözlü erkek severim ben. Hani böyle... Allah Allah ya! Böyle zaten hiç böyle sarışın bir çocuk, ay ne güzel, hoş, kıvançlı, lütfen. Onlar benim dünya ahiret kardeşim. Yani hiç sarışın... Sen ne kullandın güzelim arka tarafta? Şimdi işte. Kıvanç Tatlıtuğ senin dünya hayat kardeşin Baran. Aa çok hoş. Yan yanalar. Baran mı? Baran. Sen delirmişsin. Samimi söylemiyorsun. Gerçekten öyle. Allah. Gerçekten mi? Gerçekten. Böyle sarışın erkek diyeyim hadi böyle. Hani başka bir yakışıklı erkek desem bir düşünürüm belki ama... Hani şimdi sarışın, çok sarışın. Kaşın kirpiği sarı. Onlar abi hep sarışınmış yani, ya hayatları o yüzden. Bizde çok sarışın var ailede falan. Onlar herkes böyle abi, kardeş gibi benim için. Ya yani böyle bir şey gibi herhalde. O yüzden zıttını seviyorsun gibi. Güzel. Büyük ihtimalle böyle ben yani esmer zaten seviyorum. Ya yani direkt olarak böyle ay ne hoş adam dedim ama... Hani böyle önce çalışıyoruz. Çalıştığımız bir yerdeyiz. Zaten tabii. Hani şey bir ilişkisi var. Evet onlar geliyorlar. Bizim orada sahne oluyorlar. Merhaba. Çok İşte böyle. Çok profesyonel bir çizgide yürüdük. Uzun süre öyle mi gitti Baran? Tabii öyle gitti. Sen beğendin mi Bahar'ı görür görmez? Ya hiç o gözle ilk bakmadım. Çünkü çalışıyoruz diye. Aha. Hatta bizim arkadaşlar ya sizde olur falan diye ben saçmalamayın saçmalamayın diyordum. Tamam. Sonra saçmaladık öyle. Sonra bu iş ilişkisi nasıl dönüştü? Ben de oralardayım, hiç de anlamadım yani. Sonradan haberimiz geldi. Evet, zaten çok bir anda oldu. Yani çok bir anda oldu. 1,5 yıl, 2 yıl sonrasında hani bu normal onlar sahne alıyorlar, devam ediyor. Tamam. Ben çalışanım orada hala. Sonrasında böyle şey, Baran'ın arkadaşları daha çok bizi yakıştırdığını bana da ima etmeye başladılar. Tamam. O ekip arkadaşları. Ben de zaten hani uzun bir süre hani böyle yani uzun ilişki insanıyım ben o zamana gelene kadar. O aralarda da yok bir erkek arkadaşım. Zaten hani böyle beğeniyorum şey olarak da ne güzel çok efendi bir çocuk, düzgün de bir insan diye. Sonrasında böyle bir akşam şey vardı, 4 çeyrek bir tam bildin, hatırladın tabii ki de. Tabii. Onun bir akşam işte neydi, Mayıs sonuydu tabii Mayıs sonu dolayısıyla sezonu kapatıyorduk muhtemelen. Sezon sonu son oyunlardan sonra kutlaması vardı. Parti. Orada böyle partilemeden sonunda işte bir takım o gaza gelmişin etkisiyle bana böyle konuşmaya çalıştı aslında benim. Ne dedin hocam? Yani tam hatırlamıyorum çünkü biraz içmiştim de. O zamana kadar gelirken de. Böyle ufak nasılsın falan gibi böyle salak salak şeyler de yapıyordum. Yani salakça bence. Böyle ima etmeye çalışıyorum ama bir dakika ya olmasın. Çünkü işte çalışıyoruz burada bir hani kariyer planı. O gece yakınlaşıldı mı? Tabii o gece. Evet, evet yakınlaşıldı. Ne yaptınız o gece? Öpmeye çalışıyor beni. Benim de en çok... Saçma sapan. Öyle anlatmıyor mu? Böyle yaptım kaçtım böyle. Ne yapayım kaç kere çullandı üstüme ya. Öpmeye mi çalıştı o gece? Ya şöyle. Herkesin içinde. Herkesin içinde böyle işte mekanın önünde civarda bir yerde hiç haz etmem. Hiç haz etmem böyle şey olsun çalıştığım bir yer ya. Tabii abi. Bir de biliyorsun o sokağı. Keşke çağırsaydı iki tane yapıştırdım ben yani tabii. Sonra? Böyle hiç haz etmem böyle şey. Şimdi böyle biraz ama da... niyet yokmuş gibi konuşuyor değil mi? O, ya tabii tabii ben de çok iyi konuşuyorum ama hani böyle ben ufak böyle şey temaslarla. Sakin ol diyor, sakin, dur diyor, nefes sakin al. Sakin oldu. Ben konuşuyorum ama çok güzel konuşuyorum yani flörtöz konuşuyorum ben de. Ama ben hani yani ben içmiyorum herhangi bir şey. Genellikle çalıştığım yerde de içmiyorum. Genel olarak hayatımda da içmediğim için şey yani onu da durdurmaya çalışıyorum. O sokakta bir şey olsun istemiyorum aslında. Güzel. Ne olacak bilmiyorum çünkü sonrasında. Sonrasında... Öpmeye kalktı ne demek? Ya böyle şey, böyle bir yeltendi yani. Böyle bir kere mi? Ne yapıyorsun oğlum? Bir kere ya. Yok lan Baran. Evlenmiş çocuk yapmışlar hala. Ne yapıyoruz? Bir kere falan yeltendi. Zaten öyle. Sonra hani... anladı hemen. Evet anladı. Sonra zaten anlarız. O akşam öyle sonlandı. Herkes evlerine gitti falan normal. Ertesi gün buluşmak istedi o. Yani normal. Ondan sonrasında orada birazcık da hani ben yanlış anlaşılmış olabilirim gibi kendini açıklamaya çalıştı. Aynen öyle. Buluştunuz ertesi gün. Buluştuk. Ertesi gün buluştuk. Sen dedin mi yanlış anlaşılma? Hiç yanlış anlaşılma yok dedim. Beğendiğim için asla. Hiç dedim tedirgin olma. Hayır gayet güzel. O orada olmasını, şey. O şekilde olmasını istemedi abi. Evet. Olmamasını ertesi gün öpüştünüz mü? Hatırlamıyorum ertesi gün. Hatırlayacaksın bari. Ya evet ya ben her şeyi tarih hatırlayan insan. Öpüştük galiba ya. Nereye gittiniz ertesi gün? Normal Beşiktaş'ta sahilde, işte, sahilde bir buluştuk. Bir de ben öyle bir buluşma... Mekanda mı? Dışarıda mı? Dışarıda böyle dur. Dedim herhalde bu pişman oldu. Neresi var lan dışarısı Beşiktaş'ta? Bu böyle çok bitiklerin olduğu bir yer var. Bildin mi? Kadıköy vapurunun sağında. Ama... İntihar meslem amına kurum hayatı diye böyle. Mısırcı var. Ben çok oturdum orada İstanbul'a ilk geldiğimde. İşsiz zaman biliyor musun orayı? Herkesin bir yol düşmüştür oraya. Kestaneci var. 50 lira diyor. Yok abi diyorsun.
İki tane alıyorsun, atıyorsun ağzına. O tekrar oturuyor 8 saat. Oraya mı götürdün? Oraya değil abi, bu üniversitenin alt tarafı. Biraz daha sol tarafı oluyor ya. Bahçeşehir. Evet. Orayı şimdi kapattılar artık. O gezeker yok orada. Çok az yer var. Galiba evet. Çok az. Ha. Öbür tarafı böyle... gitmeyin orası berbat. Bir aklınızda olsun. Orada böyle hani şöyle oldu, böyle oldu. Yanlış anlama. Aslında niyetim öyle. Öyle o kadar anlatıyor ki yanlış anlama dedim. Herhalde pişman. Yaptığından pişman. Biz bir ilişkiye de başlayamayacağız. Hani o kadar şeyle geldi ki bana. Aha. Dedim bayağı pişman. Dün geceden de pişman. Şu anda da hani onu telafi et, biz arkadaş olarak devam edelim diye buluştu. Öyle demeye buluştu dedim. Aha. Sonrasında öyle değil. Başladınız. Başladık. Sonra. İlişkiye başladınız. Ha, başladık. Sonra? Ne oldu? Ah, sonra başladık. Hiç benim umduğum gibi değil Mesut. Hiç umduğum gibi değil. Yani bak ben arkadaşlarıma şöyle anlattım. Astrolog gibi anlatıyor. Çok tatlı değil mi ya? İnanır mısın? Bak bak. Bir giderse buradan daha güzel anlatacağım. Hiç ondan gibi kameraya değil. Geçebilir misin istiyorsan? Hayır abi. Hayır, biz olalım. Ne anlayayım? Sonra böyle şey gibi. Ben de böyle şey... Vallahi gitsin ya. Bu bölümde böyle olsun. Ne olacak sanki yani? Yönetmen değil mi? Geçsin kamerasının arkasına. Yani umduğun böyle, gibi olmayan ne? Ya böyle yani böyle benim istediğim gibi sevmiyor. Ya dedim sen sevmeyi mi bilmiyorsun? Güzel konuşmuş, ağır konuşmuş. Çok ağır konuşurum. Hakikaten ben ağır konuşurum. Ben çok ağır konuşurum. Şiir gibi. Sen Ahmet Telli misin? Böyle cümle kurulur mu yani? Ama öyle değil mi yani? Ya biri bana böyle dese ki en çok denecek insanlardan biriyim, bayağı ağrıma gider yani. Sen sevmeyi mi bilmiyorsun? Sevmeyi mi bilmiyorsun? Şey dedim, çok mu yordular? Bana gelmiş... Öyle bir tatlı söyleyeyim ki kısık sesle. Senin çok mu yordun? Senin bak geçmişini sikerim ben, tamam mı bak? Böyle devam etseye konuş... Yani umduğun gibi olmayan ne? Ya böyle yani böyle benim istediğim gibi sevmiyor. Ya dedim sen sevmeyi mi bilmiyorsun? Güzel konuşmuş, ağır konuşmuş. Çok ağır konuşurum. Hakikaten ben ağır konuşmuş. Ben çok ağır konuşurum. Şiir çok... gibi. Sen Ahmet Telli misin? Böyle cümle kurulur mu yani? Ama öyle değil mi yani? Ya biri bana böyle dese ki en çok denecek insanlardan biriyim, bayağı ağır bakar yani. Sen sevmeyi mi bilmiyorsun? Sevmeyi mi bilmiyorsun? Sevmedim, çok mu yordular? Bana gelmiş... Öyle bir tatlı söyleyeyim ki kısık sesle. Seni çok biliyorsun. Senin bak geçmişini sikerim ben, tamam mı bak? Böyle yani, devam etsene konuşma. Ya bu tarz konular değil, bu altta o... Var. Sonra yani çok ağır değil mi? Bir parkta buluşmuşuz gene böyle sefil gibi. Ben artık bile onun öncesi tabii şey, arkadaşlarımla geceler boyu anlatıyorum. Ya ne biçim böyle seven adam olmaz, böyle sevilir mi kızlar falan, onlardan böyle sevgi kalmayacak. Hiç sana ilgi göstermiyor muydu? İlgi gösteriyor ama böyle şey, Amerika'ya gitti, biz sevgili olduk, Amerika'ya gitti. 10 gün falan yalan olmasın, 2 kez yazdı oradan bana. Sevgili istiyorsunuz diye. Planlanmış mı? Planlanmış mı? Tamam. İnsan yazmaz mısın? Yes. Farkı bile olsa özel, yeni sevgili olmuşsun. Neden yazmadın? Ya ben o zaman o tarz şeyleri beceremiyordum. Fizik yani gerçekten böyle yazayım nasıl olur, ne yazacağım falan diye yazmadım. Böyle saçma bir şey. Yazmasam daha iyi bence şu an, ne yazacağım? Amerika'dayım zaten. Ne yazacağını düşünüp 50 saat onu uğraşacağım. Günaydın, nasılsın iyi geceler. Yaz. Günaydın yaz, nasılsın yaz. Sevmeyi biliyorum yaz. İşte yok, uzun bir ilişkiler çıkmıştı. Valla mı? Olmayınca... Kaç burası... seneydi o? Ben biliyorum bunları. Sen konuştun mu bunları? 6 sene falan, her şey. Ya biliyorum. Her şey. Kaç sene sorayım, kaç seneymiş? 7 seneymiş, 7 diye biliyorum ama... Katlanıyor musun kim oldu? Tamam ya, uzaktan tamam. Bakmıştır yani. Nasıl? Senden güzel mi? Ya bilmem ya, ben açık hani olsun. Yani... Değildi, farklı kulvar abi. Farklı kulvar, evet. Hakikaten ikisini öyle elma hani... almış. Ya sen niye risk alıyorsun? Elma armut gibi. Ne bari öyle elma armut dedi? Karım daha güzel desene. Yakıyor kendini, başka kulvarla şimdi bak. O da güzel, bu da güzel şimdi yani. Onun da özlediğimiz tarafları var. Elma seviyor musun? Armut da seviyorsun. Mesut Bey, bir önceki kavun gibiydi mesela benim sevgililerim. Güzel kardeş, karım güzel de geç. Doğru diyorsun abi. Ne tatlısın ya, başka kulvarlar... Ben böyle bazen şey, ayıp ama hani buralar yok falan diye düşünerek. Buraların hepsi var, koymazsın sen şerefsiz. Buraları koyayım. Canberk, bunun kurgusunu sen yapıyorsun. Baranı sokmuyoruz, tamam mı? Onunla mı uğraşacağım? En komik elleri atıyor. Bok gibi bölüm oluyor ondan sonra. Ha, değil mi şekerim? 7 sene sonra, 7 yıllık ilişkiden çıkmış bir adam, hasarlı bir adam olmuş. Bir tık hasarlıydı. Yani şöyle, bence bir tık hasar vardı bu bahsettiğim maranslı hasarlardan. Marazlıydı. Böyle ilişki kuramıyor işte. Yazmak en küçük dert bu arada, dedim ya. Hani bana o kadar geçiremiyor ki. Ya ben çabaladığını görüyorum ama... Ya en sonunda o soru işte, sen sevmeyi bilmiyorsun herhalde. Orada bitirdim ben. Ne cevap? Sen ilişkiyi bitirdin. Tabii biz bir buçuk ay Mart'tan, işte Mayıs'tan Temmuz'a kadar bir çıktık. Sonra biz ayrıldık. Bir anda ayrıldık. Bir buçuk, ne kadar aylık aldınız? Temmuz'dan 2 Eylül'e kadar. 2 Eylül aynı ayın içerisinde. 2 ayda ayrı kaldık. Sonra... Sonra o 2 ay iletişim kurdunuz mu? Abi çok birlikte çalışıyoruz. Çok... Beraber çalışıyoruz sadece. Oo, ama bayağı soğuk savaş var. Haftada 6, 7 gün. Bir de biz gittik mi şehir dışına bir çekime? Aa. O bir projenin çekimi olmuştu ya şey. Projeyiz. O işte. O tamam. Şey, bayağı biz yürütüyoruz projeyi. Sonra? Tuhaf şeyler. Vay ne biçim bakıyor bana? Ne yapayım? Anlasana ki böyle bir... Abi şöyle şimdi ilişki ayrı, iş ayrı biraz olması gerekiyor ya. Yapacak bir şey yok çünkü. Tabii.
Mesela diyorum ki sallayayım ya Mesut abi işte diyor mesela. Kimle kalacak? Bana ne deyip gidiyor mesela. Halbuki yani cevabını vermesi daha senin için değil mi? Onu organize ederim. Anladım. Organizasyonda kendini çektin. Laf sokarak çektin. Onunla evet. Çalışmaktan çektin. Çok, çok oldukça profesyonel bir hareket. Evet, aferin çekelim. Uzun, ben ne işim olsa sana emanet ederim gerçekten. Ya bağıra rağmen... Sikle git kendini yap. Şerefsiz. Nerede kalacak? Babasıyla kalsın. Bana ne? Tamam. Aynen. Orada bayağı bir zor bir kaçırdık. Ya bağıra rağmen, rağmen oldu yani. Hayır, ben sadece onunla çalışırken öğrendim. Diğer arkadaşlarım hiçbir sorun yok. Aldım. Sonra kim Barış Badrın attı? Sonra yine bir BK Mutfak etkinlik akşamı. Yine... Biraz alkol yiyeceğim. Çünkü olmuyor daha bu arada. Yani olmayacağı belli. Onun o şekilde ben olamayacağı... Bende yine hiçbir şey yok. Ben tamam. İlla belli ki bir araya geleceğiz sonra. Oraya vardın yani. Öyle. Bir barıştınız, bir daha ayrılmadınız. Evet. Tabii. Dönüşte bana gidip özür dedi mi? Yani özür dedim de biraz daha kendini açıklayabilir. Sonra o ilişki başladıktan sonra tamamen başka bir baran vardı zaten. Ha. O yüzden özüre de gerek kalmadı. Demek ki öbür ilişkiyi kafada tamamen bitirmiş. Ya zaten... Baranları da gitmiş. Onda şöyle bir durum var. Ya biraz çok klişe olacak belki ama... Hani hakikaten Bahar aşırı benim hayatımda tanıdığım en iyi insanlardan biri falan. Böyle ona haksızlık ediyormuşum gibi geldi o bahsettiği sevmeyi becerememe haliyle. O yüzden onu yapmıyorsam hiç olmayayım bu ilişkide dedim ama sonra dönüp dolaşıp zaten düşmüşüz bir kere. Öyle devam ediyor. Birer tane rakı koyacaksın önlerine ikisini. Abi vallahi şu an bir şey olsa çok güzel. Vallahi değil mi? Evlenme teklifini hanginiz etti? Baran etti. Nerede etti Canik? Nerede etti? Aa, ilişki testinin İzmir çekiminden hemen önce. İlk turnesi. Aynen, 24 Kasım. Bedavaya getirmiş güzel kardeşim. Hem de ne? 24 Kasım 2018'de. Hiç beklemedim bir anda. Beklemedim bir anda. Aynen. Biz de İzmir'de çekimimiz var bu hafta sonu. Ben başka bir işteyim bu arada. BK Mutfak'tan ayrılmıştım. Başka bir işte çalışıyordum. İş bitiminde cuma akşamı gittim yanlarına. Yine ekiple beraberiz falan. Normal o akşam öyle geçti. Hiçbir şey anlamadım, etmedim. Ertesi sabah oldu. Çekim öncesi işte sound check yapıyorlar. Ben de eşlik ediyorum ekibe işte onlarla beraber. Yine hiçbir şey anlamadım gerçekten. Ekip de biliyormuş. O anda hazırlık için beni birkaç su mu almaya yolladılar. Ben İzmir'de böyle bir yerlerde gittim, sular aldım, geldim. Bozuk sound check senin para mikrofonuna, yani para bozdurdular. Senin mikrofonu, senin mikrofonu deniyoruz sözde. Sound check oluyorlar. O sırada Baran evlenme teklifi etti. Şöyle gelmişti hatta böyle sağ olun. O burada oturuyordu. Başka kimse oturmuyordu. Dedim ben sen sana... nereye oturdun? Ben oturmadım. Bir iki soru soracağım. Buraya oturmuşsa dava ederim seni, evet. Sonra? Haddimizi biliriz, estağfurullah. Hayır kardeşim. Şurada bir yerde duruyordum abi ben. Hani dedim bir iki soru soracağım, cevap ver. Önce bir iki öylesine soru sordum. Sonra ilişkiye dair bir soru işte. Seviyor musun, ne kadar seviyorsun? Peki işte bir yastıkta koyacak kadar seviyor musun? O da seviyorum ya falan dedi. Peki dedim, benimle evlenir misin diye direkt çıkarttım yüzüğü. Elinde bozuk paralar çünkü işte onu gişede para kullanacağız. Işte. Ya ben bunları verecektim aslında falan derken. Hayır dedi önce. Çünkü hayır, o şu an evet diyemem. Hayır, benim çünkü bunlar var elinde. Bunlar var böyle, hiçbir şeyle yüzük takabilirsin, ne bir şey o sırada bana. Tabii. Ellerim deli gibi dolu böyle. Kimseye teslim edememişim, işimi yapmışım, oturmuşum, sağ çekip yapıyorum orada. Ondan sonrasında Baran'la orada evlilik, o yüzden hayır dedim başlık anlamadan. Yani ilişki testi formatımızı kullanarak sinsi sinsi teklif et. Tabii ki. Hem de ne? Ne yapacağım abi? Sindi mi içine? Sindi, sindi. Güzel diyenlere o desin. Daha iyisi olabilir diyenlere o desin. Ama bunu ben çektim, onu da söyle pardon. Çok güzel. Bu izlersiniz hepiniz özür dilersiniz sonra benden. Aynen. 5 kamera 4K çektim ben bunu. 3 mikrofon. İzninde olursa abi ufak belki koyarım. Bu bölümün içine. Ha buraya. Koy tabii ya. Sonra bir daha oğlatalım ama nasıl olacak o tabii mümkün. Yine bilet satarız buraya. Sadece bu... Yine sadece bunun için toplarız aynı bilet fiyatından. Oğlarlar dağılıp giderler nasıl? Ulan dolandırıcılık ne güzel şey ya. Bir tane de evlenme teklifi alayım mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz? Eşim burada mı? Burada. Hanginiz etti teklifi? Eşim etti. Anlat bakayım, nerede etti? Şöyle oldu. Biz liseden beri tanışıyoruz. Lise arkadaşıyız. Sevgili olduk, ayrıldık. Ondan sonrasında tekrar beraber olmaya başladık. Şöyle etti. Ayrı olduğumuz her döneme ait doğum günü hediyesi vererek... Her döneme ait başka bir kadın getirdi yanımıza değil. Bu Özge, bu Merve... İşte bunun bu da Nilay. Oldu, bak hepsinden güzelsin. Şimdi siktirin gidin kızlar. Evet. Ayrı olduğumuz her doğum günü için hediye aldı. Kaç yıl ayrıydınız? Ya şöyle işte birinci yaştan başlayıp 27 yaşına kadar 27 ayrı doğum günü hediyesi olarak 27'sinde de 27'de de ne yaptın lan bir yerden piyango mu vurdun? Bu ne saçma fikir? 27'de de doğum şey evlilik teklifi etti. Bu şekilde oldu. Anladım. Ayrı olduğunuz dediğin tanışmadan önce. O zamana kadar tüm yıllar beraber olamadığımız tüm yıllar gibi. Yani 20 sen kaç yaşındasın? Şu an mı? He. 32. 5 senedir berabersiniz. 5 yıldır evliyiz evet. 27 yıl ayrıydınız. Başka başka hayatlarınız vardı. Tabii yani. Ben de salağım galiba yavaş yavaş anlıyorum.
32-5. Aa 21'i çıktı diye. Güzel bir şey ha. Ne vardı o hediyelerin içinde? 20 ayı. Ya işte mesela birinci yaş, birinci yaşa uygun işte atıyorum önlük, bebek önlüğü. Ne? Bebek önlüğü? Ben geleceğim. Kimmiş bu adam, merak ettim. Allah kahretsin böyle şeyi. Hiç bu kadar sikindiri fikir ben duymadım hayatımda. Bebek önlüğü almış. İnanamıyorum. Dur soracağım ben. 10 yaşa kadar soracağım. Ne olacaksa olsun. Ama hepsini hatırlamıyorsun. Anneciğim bulacağız. Gerekirse telefonunu karıştıracağız. Bulacağız. Gel. Hah ben buradan görüyorum. Birinci yaşa bebek önlüğü aldı. İki. Evet öyle. Ya hatırlamıyorum hepsini şu anda. Tamam hatırladıklarını say. Tamam işte atıyorum mesela lise zamanı ben gitar çalıyordum. Çok gitara şey... Ya çocukluğa gitar... dön. Bebek önlüğü dışında bir şeyler söyle bize hayatım. Ya saklama. Ya okuma kitabı gibi. Hani bebek... Ben biliyorum. Hepsi birbirinden saçma. Okuma kitabı tamam. Sonra 27. neydi? Yüzük. Aa 26? Ya 26 onu da hatırlamıyorum şu an. Hocam... Ama 25 ilk iş hediyesi kalemdi. Onu hatırlıyorum. Kalem? Evet. Yani biraz da hediyelere şöyle bir bakarsan toplam 400 lira harcamış gibi galiba. Ama teknede etti. O pahalıydı, o kısmı tamam. Pahalı. Yani yüzüğe para kalsın diye çocuk kırtasiyeye girmiş. Tamam mı? Resim kitabı, boyama kitabı, manomi, pastel, şu bu. Ne tuttu abi? 398. Buyurun efendim. El işi kağıdı, beyaz kağıt, kareli defter. 7 yaş, 9 yaş değil ittirmiş. Aferin. Çok akıllıcı. Ne adı ne? Beyefendi ver bakayım. Ver ver. Çok tatlı herif ya. Hocam merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kimin fikriydi? Senin mi? Benim. 10 numara fikir ya. Kadınlar beğenenlere o desin. 10 numara demiş güzel kardeşim belli ki. Ben beğendim bir tek. Belli ki ben beğendim. Çok çok tatlısınız ikiniz de. Mutluluklar diliyorum. Coşkulu alkış! I miss you. I miss you too. Yes, yes, I remember you and I miss you. You're talking about me. Hello. Hi. How are you? I'm very well. How are you? It's nice to see you. Good. Here is 450 persons with me and in a couple show now. Okay. Hello to all of them. Ne dedi? Oğlum sen yüksek ses ne dedi? Ya hiçbir anlamayan var. Abi annene babana selam söyle senin. Atma götünden ya. Abi bayramda gitmemişsin kurbanda yanlarında üzülmüşler. Ne dedi? Bir tane kelime söyledi. Selam söyledi. Now in a couple show. Now again now. Yine şimdi. Have you ever darling or husband now? I have a boyfriend. What? A boyfriend. You're asking if I have a boyfriend? Yes, boyfriend. Ha you have a boyfriend. Yes. How long? Dur şimdi çirkin bir soruya gitmesin. Ha? Four years. Four years. Bak şimdi bunu söyleyebilen İngilizce biliyordur. Dört yıl uzun. Kim kimi oyalıyor da evlenmiyor diyeceğiz. Oyalamak ne? Ne deriz? Killing me softly. Öyle duydum. Neymiş? Stealing time. Ha biraz zorladın ama olsun. Who is who? Kim kimden? Who from who? Steal the time. And I don't want marriage, I don't want engaged, I don't want child. Who from who? Sanki sorabilmiş gibi özgü olarak. Who from who? Throw, or I don't understand. Anlamamışım. Ha, 4 years is a very, very long time for human life. Oh, yes. Yes, 4 years very long. And only long. Boyfriend, only girlfriend. No, someone says that we will marry. Oh, no. The other, no. Who from who? Yemin ediyorum attı gitti be. Özgüven her şey ya. Evet. İngiliz, kemili memili, özgüvenli olun yeter. Evet, devam. Marriage is not necessary. Ver, bir dakika. Bir dakika. Belli ki adam oyalıyor. Olabilir hayat. O da kendini bu şekilde hayatta tutuyor. Olabilir arkadaşlar. Bazen öyledir. Evlilik önce de gelir. Gelsin bakalım yüzükle ağlamazsa şerefsiz ben sana söyleyeyim. Ortadoğu insanı değil mi? I agree with you. Yes. Marriage is unnecessary. Fuck off the marriage people. Yes. Marriage is dead. Ölümdür be evlilik. It's a personal decision. I think it's okay for some people, but not for me. Okay. İngilizce'de uyuyakalsam ya. Balon gibi sönsem ya az İngilizce'de. Pissin de gitsin diye. 4 yıl boyunca hiç ayrıldılar mı? In 4 years with your boyfriend, are you separated any? No. Okay. When you are... Tartışma ne İngilizce tartışmak? Fuck you mu ne? No. Argue. Ne sordu? Ne demek bir şey? Ne sordu? Ben hatırlıyorum. Tartışma. Ha.
Ha, argümandaki argü mu? Ha, sıçan mı? Kolay bir şey ya. Turkish is very good. Saçma sal. when aman, in your relationship you argued with your boyfriend. Yes, sometimes. Yes, yes, sometimes it's possible. It's long relationship. It's normal. And marriage is unnecessary. Kavga esnasında ne soracaktık? Ha. What did you hurt? Küfür ne? Swear. Swear. Atıyorum lan, anlamadık. Swear what? Swear. God hit you. Allah belanı versin demeye çalışayım şu an. God hurt you. God da God. Yeah, not me. I don't use swear words when I argue. Your boyfriend used? Yes. Oh. Ha işte. Abla anlasana artık. What? What did you hurt, for example? Swear. It's in Spanish. We argue in Spanish. I want to learn Spanish now. Okay. Spanish swear. Listen. Cabrón. Cabrón mu? What's the cabrón? A very difficult person. Bu mu küfür? Yemin ediyorum İspanyollar. Aa. Ne demek abi? Ya şov yapma, bir örnek var. Neymiş mesela? Tamam, mesela ne olarak? 2-3 örnek var. Cabrón şununla kullanırsak şu demek, bununla kullanırsak bu demek. Rezervek anlamına da geliyor. Şerefsiz anlamına da geliyor. Hiç kurusu da değil. Ben seni yayınlamazsam şerefsizim senin. Senin bu yalanlarını tek tek ortaya çıkarmazsam kimse bilmiyor ya, atıyor abi. Piç kurusu, onun bunun çocuğu demek. Siktirsin gitsin, yavşak anlamına gelir bazı yerlerde, bazı yörelerde. Ne tatlı adamsın ya. Benden dayan acısı görünce vallahi iyileşip geliyorum da, yemin ediyorum bak. It's wrong word, cabron. Alejandra, again and again, you are very sweet in this part. Thank you for your talking about with me. Thank you for your time, I appreciate it. I appreciate you too. Nice to meet you again. Nice to see you too. Have a great day, everybody. Size söylüyorum. Bye bye. On numara ya. Hanımlar, beyler. Cambly. Cambly, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle online, birebir veya 2-3 kişilik grup dersleri yapmanı sağlayan bir eğitim uygulaması. Seçtiğin eğitmenlerle dilediğin gün, yer ve saatte ders yapabilirsin. Cambly'de yeni bir dönem başlıyor. Cambly'nin yeni bakış açısı şu: kaliteli İngilizce eğitimi her gün iyi fiyatlarla. Yeni fiyatlar için açıklamadaki linke tıklayın. Cambly Kids. Cambly'de olduğu gibi Cambly Kids'te de değişim başladı. Çocuğunuzu başarıya götürecek o adımı hemen beklemeden atabilirsiniz. Cambly Kids her gün iyi fiyatlarla. Takipte kalın. Şimdi 8 sene uzun zaman. Bahar'cığım, tutku devam mı? Devam. Yani şekil değiştiriyor. Özellikle çocuktan tutku sonra. Tutku nasıl şekil değiştiriyor hayatım? Yani ne diyeyim şimdi işte. Şimdi nasıl desem yani... aklıma gelmiyor kocam, öyle söyleyeyim. Ya evet, bazen aklına gelmiyor. Çünkü gerçekten çok yorulduğumuz yani zamanlar oluyor. Bazen gerçekten. Şimdi 22 aylık bebek zor bir süreç. Tabii. Tabii. Yani o zor sürecin bitmesine yakınız kimilerinin demesine göre. Ben emin değilim. Şimdi bu, şimdi bak size bir matematiğin kol gezdiği bir soru soracağım. Hı. Bu bebek doğmadan önceki hadi sayısıyla. Tabii ki. Doğduktan sonraki hadi sayısı arasında kaç kat fark var? Kat. 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 Sayarım ben. 8 falan mı? 8. Bilmiyorum, olabilir mi? Yani... Olabilir ya, çünkü olabilir. Abi. 8'de ona... birine düşüyor. Şöyle oluyor, hadi uyuyalım. Anladım, buna düşüyor. Başlatma seksine. Çocuk senin yüzün oldu, köpek seni. Uyuyacağız. Aynen öyle. Aferin kız, çok güzel anlattın ha. Hadi uyuyalım. Bu, ha, bu kadar. Bitti. Hadi şekil değiştiriyor yani. Hadi, hadi anladım şimdi. Hadi şekil değiştirdi, aynen. Tabii, hadi bayağı şekil değiştirdi. Aynen. Hani azı dinlenmişken, hadi uyuyalım. Aynen, 8 çok acımasız olmuş olabilir, çok affedersin ama hani böyle yani 4'ü falan rahat vardır ya. Anladım, anladım, tamam canım. Peki, çocuktan önce yüzde kaç kim daha çok hadi diyordu? Yüzdeye vursak Bahar'cığım. Ya muhtemelen bir tık daha ben fazlaydım ama öyle bir çok coşkun. Evet, 60. Belki 60, 58 falan. 60'a 42. 60'a 58'e 42. Gibi aynı. Gibi. Evet. Yani 100 kez hadi denmiş diye bakarsak 58 42. Ortam, evet, evet. Tabii tabii. Aynen. Güzelmiş. Kim daha çok dokunmatik? Yine Baran bence. Yine Baran.
Hoşnut musun bu durumdan yoksa aman diyorsun? Ben hoşnutum. Ben de dokunmatikim ama benim için dokunmatik, yani ben sarılmayı çok seviyorum. O? Her insana. O her anlamda dokunmatik. Yani o da sarılmayı sever ama hani benim için sarılmak yani. Çoğu şeyi o karşılıyormuş gibi. Yakın arkadaşlarıma da öyle. Şöyle bir sarıldım mı? Ama kocan senin yakın arkadaşın değil hayatım. Ya evet ama... Sen sarılarak senin için tamamsa biz ölelim mi biz karşıda yani? Devam. Değil mi? Ya doğru. Tabii doğru. Ama dokunmatik olan taraf Baran yine de onu diyebilirim. Kavga ediyoruz mu? Ben hiç merak ediyorum kavgaları. Bağır çağır mı? Tartışma. Çok bağır çağır gibi değil ama ben böyle hafif bir laf sokarım. Sonra üzülürüm ona. Ya aslında şöyle bir şey oluyor. Mesela ben haklıyım ben gibi düşünüyorum. Hakikaten haklı olduğum bir şeyde, tartışmada. Yükseldiğim için ama böyle şey değil de, yani şiddetli değil de, laf sokma anlamında. Sonra o ona bozuluyor, sonra geri ben özür diliyorum gibi böyle tuhaf bir şey oluyor. Halbuki ben haklıyım en başında yani. Ben hiç konuşmam. Bir anda kesilir benim konuşmam böyle. Ben kendi kendime konuşuyorum. Yani o da değiştiriyorum ben. Ben de bir tartışmayı da bilmiyordum ben. Taklidi bir daha yapmazsan çok mutlu oluruz. Tövbe estağfurullah, ben çarpıldığını zannettim şahsen. Yani acaba dedim ağzında ekmekle tuvalete mi girdi bir anda? Oyunculuk yani bende de yok hayatım. Yapmayalım şimdi. Şöyle bir şey yaptım tövbe estağfurullah. Bak hala yapıyor. Yap artık. Şöyle yapan bir kadından özür dilerim. Allah'ını seversen Baran. Sonra senin içine sinmiyor. Gidip özür diliyorsun. Değil mi? Abi çünkü şöyle bir şey oluyor. Ben yani şimdi gerçekten örnek hatırlayamadım. Hatırladıysan direkt söyleyeyim. Mesut gıcık olur çünkü ama. Olmam ya rahat ol. Oluyorsun abi. Oluyorsun pezevenk. Kaç bölüm çektik? Ama mesela gerçekten yani ne bileyim %90 ben haklıysam. Öyle bir sessizliğe bürünüyor ki ben o şeyin içinde böyle kendi kendime debelenip böyle sonra o oradan da hani bıkıp artık tamam hadi gel normale dönsün diye gidip ben özür diliyorum falan böyle saçma sapan bir şey oluyor. Bu senin taktiğin mi hayatım? Galiba taktik olmuş Mesut ya. Yani evet taktik gibi. Hani böyle ben de tartışmayı hiç bilmem. Sevmem de tartışmayı. Hı-hı. Tartışmanın herhangi bir ortamda evet, da böyle hemen uzaklaşmayı kaçmayı düşünüyorum. Böyle sevmiyorum ben. Böyle gelişti şeydi. Biraz da hani. Biraz bayağı gelişti hiç fikri yoktu yani. Şimdi şey diyor, çok ağır konuştun yalnız. Evet bazen de mesela şöyle bir şeydi abi. Yani kendini ifade etmeni istiyorum ne hissettiğini, ne düşündüğünü. Şimdi böyle tak 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 söyleyince hani bir anda böyle... En ağır ne dedi sana? Sen neye bozuluyorsun? Bilmiyorum hatırlamadım bir şey. Ya küfür müfür yok tabii de abi. Tahmin ettim de. O ağır konuştun dediğin neler? Geçen işte şey onu diyeceğim kusura bakma. De ya, şey dedi. Kusura bakma abimiz sonuçta program akacak. Ben kurgulayacağım bunu. Hani bir süredir sonuçta buraya katılacağımız planlamamız gerekiyor ya birlikte. Birkaç haftadır belli. Geçen hafta mı ne şey diyor bizim bence ilişki test edecek bir ilişkimiz yok falan dedi. Gene geldi abarttı. Ağır konuşmuşsun ama. Çok ağır değil mi abi? 8 yıllık ilişki, 5 yıllık evlilik, çocuk var. Test edecek bir ilişkiniz yok mu hayatım sence? Dedim ki bak son Baran'ın bir son bir ayını, 1,5 ayını bilsem Mesut evet, çok gerçekten yoğun bu o kadar evde yoğun ki. Gibi de. Yani evde değil gibi şöyle bir şey var. Ben de normal gündüz çalışıyorum. Akşam full çocuk bende. Hafta sonu full bende. Bu şey oluyor ya. Zaten yani çocuk bana yapışık şu aralar. Yani genel olarak öyle bir hayatı var. Dolayısıyla baba bir evli olduğunda bir paslaşıyoruz. Yani Baran çok iyi bir baba bu anlamda. Orada da konuşuruz. Bir paslaşıyoruz ama o olmadığında bittiğim bir 1,5 aydı. Dolayısıyla ben ilişkide olma halimi unuttum. Dedim o yüzden söyledim. O son 1,5 ay esnaden söylediğim bir şeydi. Açıkladı ama. Ağırdı ama yine daha bir sonuç geldi. Hem konuştu hem de ağır geliyor sonradan. Evet evet öyle oldu işte artık. Hani bir şey söyle, söyleyince de canım acıyor. 22 aylık bebek ne yapabiliyor hayatım şu an? Abi şu an yürüyor, konuşuyor, her şeyi tekrar ediyor. Biraz böyle... Papağan mı sizin çocuğunuz? Ne demek o? Bir şeyi sürekli tekrar ediyor. Yani okuduğu seviyor bir yani. Kitap, okuduğu bir kitap tekrar okumak istiyor. Yani ya o... renkleri tekrar ediyor, renkler. Sayıları tekrar ediyor. Mesela ne demek tek? Sarı, 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 sarı mı diyor? Hayır. Hayır mesela sarı, saç mor, yeşil, kırmızı, sarı, mor, yeşil, kırmızı, sarı, mor, yeşil, bir şarkı kırmızı. Dinliyorsak çocuk onu tekrar tekrar, şey. Günde 10 loop'ta dinlemek istiyor. Tekrarla öğreniyorlarmış, sürekli tekrar ediyoruz işte. Kitap okuma, kitaplar, aynı kitap, aynı hikayeler tekrar tekrar. Ne okuyorsun ya? Hikaye ne okudun? Neyse anlat bakayım. Ya böyle bir şey var, üçlü bir seri var işte. İşte ne diyor? İşte boncuk banyo yapıyor. Böyle şeyler boncuk işte. Boncuk ne? Boncuk bir ayı. Kedi mi? Ayı. Boncuk bir ayı banyo yapıyor. Banyo i̇şte yapıyormuş. Ne var başka? Şey, tarçın tırmanıyor falan gibi. Tarçın kim? Tarçın da bir, o da bir fare, ne o fare mi bilmiyorum. Ayıcık hepsi bir hayvan şey. Figürlerine aileler olmuşlar. İşte uçuyorlar, kaçıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir yere bağlanmıyor bu arada. Hiçbir yere bağlanmıyor işte. Ha. Tarçın işte çıkmaya çalışıyor. Sonra aman yapma düşersin diyorlar. Bu yine de yok çıkacağım diyor. Çıkıyor orada asılı kalıyor. Babası geliyor kurtarıyor. Biz sana demiştik, evet demiştik bu yani. Amına koydum piçi seni diye. Böyle bitiyor. 50 kere söyle, seni ben mi yaptım? Aptal! Çık, siktir git lan kal orada şimdi, hadi. Gelmiyorum, ben sana 50 kere söyledim tarçın gibi. Ah gelirim, bak babanım ben senin. Bu arada bu en bağlanır. Bu şimdi ne katacak çocuğa? Anamızın babasının sözünü dinlemeliyiz. Aynen. Değil mi? Yo, tırmanacağım ben. İşte aynen, boncuk ne yapıyordu?
Boncuk da banyo. Banyo. Annesi geliyor ona işte. Hadi şimdi çok güzel bir banyo. Ya o da mutlaka banyo yapma sürecini anlatsın. Hadi banyo yapalım diyor. Ha, yapıyorlar işte, bu kadar. Şampuanı var mı Boncuk'un? Var, şampuanı var. İşte ne diyeyim? Saç kremi Yunus'a var. Yunus'a benzeyen bir sabunu var. Bak böyle Yunus'a benzeyen bir sabunu var. Ondan sonra onu yıkıyor. Aynı zamanda o sırada işte ördeği de yıkadılar falan diye. Ördek aslında mi? Ördek varmış, küçük bir oyuncak ördeği de yıkadılar. Ördek de korundan bağımsız. Ben niye yıkandım ama rakibliği? Annesi tarça işte balonu, boncuğa dedi ki işte bak ördek de bizim gibi banyo yaptı. Hadi onu da kurulayalım. Böyle böyle diyaloglar. Aynı kitabın mesela bir yemek süresince ne kadar? 10 dakika sürer değil mi bir sürekli yemek? Sürekli oku oku diyor. Sürekli onu mesela 10 defa okuyor. Okuyorsun. Onu ama bu sizde de bir zekanızda bir... bir dakika ya. Kusura bakma ya. Şu kitabı 6 kere arka arkaya okusam aptal olurum ben yani. Değil mi? İnsan demek ki çocuk büyütmek böyle de zor. Yani sosyalleşmen, kendi arkadaşlarınla normal diyaloglar kurman lazım. İnsanın tabii, aklı azalır. Tabii tabii. Kesinlikle. Sürekli hayatıya aynı şeyi başlatıyor. Tekrar edip duruyorsun abi. Onun dışında bu ara çok, gerçi de anneye aşırı düşkün. Sürekli mesela üçümüz evdeyken, yani mesela bağır duşa giriyor, tuvalete giriyor. Sürekli kapıda duruyoruz biz. Baba oğul ağladı bugün ya bayağı. Çık çık falan diye böyle. Oğlum, bir de biraz konuşuyor ya o gıcık ya. Çık falan. Oğlum ne diyorsun? Çık diyor mesela. Anne çık diyor. Çık ağlıyor böyle. Bir baba oğlunu bu kadar kötü taklit eder. Çok tatlı değil mi? Yapamıyor muyuz? Çık diyemiyor benim oğlum. Boncuk olsa öyle mi? Boncuk banyo da yaptı hep. Başka var mı burada kavga eden? Yavaşlayıp birbirimi toparlayalım. Ara ara kavga eden bir çift alacağım. Hoş geldin Caniko. Hoş bulduk. Kimle geldin? Eşimle. Sen kaç yaşındasın? 34. Hiç göstermiyor ya. Gerçekten. Valla. Ay teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Doy. Ne kadarlık ilişki? 2008. Bana bırakıyorsun hesaplamayı, tamam. Evet, unuttum şu an. 16. Kaç? 16. O kadar bilet aldık, sana zahmet çıkart. 16 yıl. Dur başka bir şey soracağım sana. 16 sene sonra tutku devam mı? Yani. Ben cevabımı aldım güzel kardeşim. Benim güzel yengem, o cevap geldi buraya. Tabii abi 16 sene sonra varsa herhangi bir yerde tutku hep başına koy yani, tabii. Evriliyor. Başka bir yöne. Evriliyor. Evet. Neye evriliyor? Hadi uyuyalım. Evet, iki çocuktan sonra öyle. İki de çocuğun var senin. Ay Allah bağışlasın hayatım. Ya. Ne güzelmiş. İlk çocuğa hamile olduğunda söyledin mi? Tabii söylemiştir de yani. Ya. Geri zekalı gibi soru sordum ya. Söyledin mi, gizli gizli mi tarlada doğurdun? Nerede söyledin yani? Yani eşimin tepkisi çok komikti. Biraz yakın. Daha önceden bir doktor sürecim oldu. Doktor bana dedi ki işte senin çocuğun olmayacak zaten dedi. Doktor hiç beklemediğimiz bir şeydi. Evet. Oldukça pozitif biri bir şey. Evet ve biz böyle şey çok panikledik eşimle. Yani çocuk çok seviyoruz ama bizim bir isteyesimiz tuttu doktor bize olmayacak dedikten sonra. Ona kadar istemiyorduk halbuki. Hırs yaptınız. Evet. Sizin çocuğunuz olmayacak. Sen bekle koca. Sen burada bekle beyaz önlüklü. Burada bekle. Bekle. Hemen de gelmiş. Geldik. Ya eşim hamile olduğumu öğrendiğinde şey dedi. Doktorun gazına geldik. Selim farkında mı? Ben istemiyordum ya. Hanımlar, beyler. İlişki testi harikulade bir bölümle Trump sahnede alkışlarla devam ediyor. Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? Varsa Bahar'dır. Benim. Bence. Varsa Bahar. Sen biz nereden anlıyoruz bunu? Yani çok da değil böyle. Artık bence o da değişti de. Biz çok turneye gittik. Her şehirde başka sevgilisi var. Onu söyleyebilirim sana artık. Hiçbir şeyini çok görmedim. Yani hiç sıfır. Yok yok yok. Öyle hiç turne falan öyle şeyler değil benim ya. Ne? Öyle aşırı yani varsa, çünkü Baran sıfır, o kadar kıskanç olmadığı için hani ben de onun yanında kıskanç kalıyorum. Ne yapıyorsun mesela? Bir örnek var burada. Ya ne bileyim hani böyle yani birisini böyle ekstra böyle bir televizyonda gördüğü biri olabilir. Bir ünlü olabilir, bir şey olabilir. Ya. Hani mesela bakıyorum böyle esmer esmer kadınları soruyor bana. Hani böyle şey, bu kim ya, bu nerede oynamıştı daha önce falan filan. Ben hemen buna, sen esmer mi seviyordun? Hani böyle oluyorum mesela. Böyle esmer mi seviyordun? Kumral sevmiyor muydun? Sen acaba gizli ırkçı mısın hayatım? Kendine de itiraf edemediğin. Esmer sarı hep böyle şeyler söylüyor. Bir baktım hayır, geçen gün Arap beğenmiş diye. Ya böyle işte atıyorum böyle aşırı böyle ne diyeyim böyle kıvırcık saçlı böyle falan. Hayır mesela şöyle bir öyle şey oldu abi. Mesela bir ara hangi projesi hatırlamıyorum. Mesela Gökçe Bahadır'a bir ara takmıştı. Seninki falan diye bana böyle mesaj atıyor. Şey fotoğrafını atıyor falan böyle. Hiç alakası yok. Gökçe Bahadır'ın bundan haberi var mı? Evet. Bence. Tamam. Baran, şuradan Gökçe Bahadır'ın kendisi girdi. Gelsin, buyursun, hoş geldin. Ne güzel. Hemen herhangi bir projemize kanalize olabiliyor mu diye.
Bakıyor. Benim kafam böyle çalışıyor işte. Zaten tuhaf olan o yani. Ne? Yabancı ünlü kimi seviyorsun sen? Kimi seviyorum? Öyle biri yok ya bizde. Karını soramazsın kimi seviyorum diye. Sana soruyorum. Kimi seviyorum? Senin sevdiğini seviyorum. Adı neydi? Senin sevdiğini. Margot Robbie mi? Margot Robbie. Siktir git başkasını sev. Hayır oğlum seversin. Aa manyağa bak. İyice. Sen seviyorsun diye seviyorum falan. Yok şey. Ne komik olur. Abi ben de aşığım da sen aşıksın diye yani. Birinin ismini ver bana. Scarlett güzeldir ya. Scarlett ha. O güzeldir. Scarlett Johansson Trump sayeden geldi. Buyur. Kıtı kıtı kıtı. Tamam. Hakikaten dedi ki bir hafta buradan çıkalım. Hı-hı. Çocuğu düşünme ama. Bir daha da başımıza gelmez. Scarlett Johansson'la bir hafta bir yere gider misin? Gitmem ben. Neden? Gerek yok, ne gerek? Bahar kızar diye mi? Yo. Ya bahar olmasa giderim. Hani böyle bir hayatım olmasa giderim. Ama o zaman gitmezse zaten. Sağlık diliyorum. Kusura bakmayın ya. Başka bir anlam var onun. Ama mesela o an kafamda bir şey vardır, bir proje gibi bir şey. Hmm. Ona uygundur. O proje zaman mi? Giderim. Hollywood yıldızlarına ne projesi olur hocam? YouTube'a talk show yapmak istiyorsa giderim falan. Scarlett. Evet. Düşünmüş bunu interneti. Aynen. Relationship demiş ki test tabii Türkiye'de şey Trump sahneye gideyim de. Aynen. Baran'ı bulayım. Aynen. Demiş. Gitmem anladım. Abi yok öyle bir şey yok ya. Yani. Sen kuzum? Yani nasıl? Ben mi gider miyim? Scarlett Johansson'da sen gider misin? Hayır. Bir adam ünlüyle yabancı. Sen kim seviyorsun? Gitmem, gitmem. Yani ben de kimi seviyorum? Benim de yok öyle anlamı. Onun çok yok ya. Yok, benim çok yok öyle. Ben de öyle beğenmem öyle ya. Hani açık. Ya böyle alakası, yani garip de değil mi? Garip tipleri seviyorum. İnsanları, tipleri beğeniyor. Ben komik erkek seviyorum. Benim dümdüz söyleyebileceğim. Ve ben, yani Baran benim en yakışıklı erkeklerden biri olabilir birlikte olduğum. Eski erkek arkadaşlarım da şey olmasın. Hani böyle ben biçimsiz. Eski erkek arkadaşlarım ağzına sıçtı şu an hayatım yani. Onlar da alınmasın ya. Gazoz kapağına benziyorlardı hepsi. Mesut Bey. Nasıldı kız çok eski? Çok da olmadı ya. Eski erkek arkadaşlar nasıldı tipi? Aç kız. Çirkinlerdi. Hepsi komik erkeklerdi. Yok çirkin. Çirkin değillerdi ama böyle yine yani nispeten esmer, yani koyu kumral yine. Gizli de değil, açık ırkçı ya yemin ediyorum bak. Baymış abi sen. En güzeli beyaz ten hayatım. Gerçekten mi? Yok ya. Elbette değil hayatım. Böyle bir olur mu? İnsanoğlu bunun aksi olduğunu ispat etmek için binlerce yıldır kavgalar ediyor, uğraşıyor yani. Evet, en güzeli beyaz ten diyorum, vallahi mı diyor. Değil. Abi göçmenlik komünitesi sen de bilirsin yani. Oradan dolayı o işte sarışın daha beyaz insanlar çok fazla olduğu için muhtemelen onları görmüş olmanın verdiği baygınlık. Neresiniz? Boştan mısın? Benim anne babam Bulgaristan göçmeni. Ha Bulgaristan göçmeni. İkisi de Bulgaristan göçmeni. Şeyde mübadelede mi gelmişler? Kimle? Yok hayır. Mübadelede mi? Yok yok. Mübadelede mi gelmişler? Kimle gelmişler? Değil değil. Yani şey söyle gemiyle mi gelmişler? Uçakla mı mübadeleyle mi gelmişler onu soruyorum. Taşıt olarak düşün mübadeleyi. Tamam kendi istekleriyle diyor. İyi akşamlar bir tane bir öğrenci bir tane mübadele alayım şurada hemen tamam. Var çok tatlısın ya. Kimle gelmişler? Tamam gelsinler. O da bizim bir amcamız ya mübadele bir şey yok. Siz Bulgar göçmenisiniz. Aynen. Belli abi senin güzelliğinin bir yerden geldiği belli. Estağfurullah. Ve sen tam kendi zıttını seviyorsun. Evet. Evet. Kaç veriyorsun Baran'a tip olarak? 8. 10 üzerinden 8 veririm. Eder. Eder bence yani eder. Yakışıklı adam. Yakışıklı. Kaşık 8 gözüküyor. Eder mi lan? Eder diyenler o desin. Bir dakika ya. Etmez diyenler. Çok korkanlar var ama yönetmen şimdi bırakırsa işi. Mesela etmez. Korkmayın lan. Etmezse kaç eder mesela? 10 üzerinden onlar olsa kaç verirdi? Tek tek soralım 5 kişi ister misin? Ablacığım kaç eder diye tek tek. 7,5 saat ben size dedim 7,5 saat buradayız diye. Hayvan gibi sıkılmışız ama 3 veririm 4 veririm. Herkes böyle artık. Su getirin bok gibi program. Bok gibi. Ne yaptım delirdi iyice bu herif. Saçmalık. 8 güzel yerdi 8. Ne olsa 10 olurdu. Hadi bakalım formatı biliyorum. Yani şey. Ben hiç bilmiyorum. Ben evet, o kadar yok ki neden kırdım onu da bilmiyorum. Rahat ol. Bir şey söylüyoruz burada geçiştirme. Bir şey olabilir. Kaşı fazla kalın olabilir. Ona da kalın geldiği için söylüyorum. Yani o kalın ama ben mesela alınmış kaş da sevmem. Yani bu saatten sonra alınacak bir halimiz yok. Yani sen ne istiyorsun hayatım tam olarak söyle. Yani, kafanda ne var yani? Kaşı kalın. Bu kadar. Alsak da sevmem diyorsun. Kaşı. Sen bu adamı sevmiyorsun da kaşın bahane ediyorsun. Aynen. Hayır aş olsun. Yani baş bir tek kaş herhalde. Ona da, sadece kaş mı yani? Ona da bazen kalın geldiği için. Bence hiçbir sıkıntı yok. Yani kaş hariç 10 mu bu adam? Yani kaştan da kırmadım gibi de. Niye kırdım? Kaş hariç 10 tabii. Kenan İmirzalıoğlu kaç sence? Bak o yakışıklı bir adam. Neden? Çünkü yine ırkçı konuşuyor. Aa o bana benzemiyor ki. O benim zıttım. Onu. O 10. Ya 10 da değil o da. O da fazla uzun mesela. O da fazla uzun. Ya bir de komik bir enerjisi yok onun. Sence komik bir adam o.
Tanımıyorum çok yakından. Tip olarak soruyorum. Tip olarak 10 üzerinden 9 o da hadi. 9. Baran kaç? 8 işte. 10 üzerinden Kenan 8. Kenan İmizaloğlu'nun 9 oldu yani senin kocan 8 mi? 8. Sen delirmişsin güzel kardeşim. Gerçekten. Aralarında 1 puan mı var? O da kaş bence. Gerçekten kaş. Mesela... şu adamın kaşını alsak aynı Kenan. Yeminle bak. Bahar. Kenan'ın aynı ya. Yani, kaşını bir alsak. Yani onun da başka marazları vardır falan. Vardır tabii abi. Bir kere komik değil. Komik değil. Sen komik seversin. Çok severim. En beğendiğin fizik özelliği bu. Saçları çok güzel. Saçları çok güzel. Bence gür gür böyle. Çok güzel. Ve siyahı çok güzel. Ben yine siyahı gider. Bu sefer de kelleri karşısına aldım. Gür gür. Ya kel olayım. Bir sürü kel salak var tabii. Mesut Bey. Şu kadar etkilenmiyorum kellerden. Gür gür saçlar. Gür gür güzel. Yani ben çok güzel. Gür böyle yoğun. Bir de siyahı çok güzel bence. Siyahı. Geldi gene. Dümdüz ya. Ben daha şekilci insan görmemiş olabilirim şu hayatta. Daha değilim Mesut aslında. Aa, estağfurullah tabii. Sen komiklik seviyorsun. Onun dışında da... Esmer olsun. Evet. Siyah olsun. Evet, esmer siyah. Olsun yani. Esmer olsun. Sana esmer olsun. Alt de... bacakları güzel. Alt bacakları güzel. Alt bacağı. Evet böyle çok... At mı lan bu? Alt bacak ne? Böyle güzel kaslı. Şu dizler aşağısı mı? Kaval kemiği mi güzel? Kaval kemiği ve arka tarafı. Arka, baldır. Evet. Baldır buramı rakayım. Bura nere? Evet. Şurayı seviyorum. Ne orası? İşte... Şurası kaval önü de arkası. Ne diyorsunuz oğlum? Alt baldır ya işte. Alt baldır. Kalt mı? Kalf. Kalf. Ne diyorlar abi? Kalf diyorlar abi. Kodla bakayım şekerim. Kodla. Bak Karabük diye kodla. Kalf. Fırat. Sıçayım senin son kullanacağın şey. Oraya kadar her şeyi anladık. Bu epey bir de. Sonuncusu da Fırat. Kodlamak bu mu? İyice kafamı karıştırdın. Kalf mı deniyormuş ona? Kalf. İlk defa duydum lan ben. Ben duydum. Ben ilk defa duydum. Daha önce duyanlar kalfı. Hasiktir olan yalancılar. Benim gibi duymamış olanlar. Hah bu ülkeyi biz kurtaracağız işte bu. Kalf. Şimdi cahil gibi gözükmeyelim. Ben baştan soracağım. Kocanın kalfı nasıl? Şuradan bir bakıyorum 10 numara kalfları var. Evet. 2 kalf var. Sağ kalfı sol kalfından daha güzel yalnız. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Of tamam. Ay, şimdi sen alt bacağını beğendin. 2 yaş İngiliz atı kocanın. Evet. Gür saçlarını beğendin. Bir de ne dedi? Dişleri falan oraya gidiyor bundan sonra bu iş değil mi? At olma. Evet yani şey. Bilmem yani bence. Yeterli hayatım. Güzel aynen. Tamam. Kocanın kalflarını kalf demeden bir şeye benzet. Çok zor. Yani kalfı ne? Alt bacağı neye benziyor kocam? Kalf dememek kolay mı? Böyle şey yani. Örnekleri veriyorlar. İşte buradan Bodrum'a giderken o tepe çıkıyoruz. Aşağı inerken evet. Denizi görüyoruz. Neye benziyor kalf? Yani böyle güzel, yani güçlü bir şey anımsatıyor bana. Güçlü, ne bileyim sağlam birini anımsatıyor. Sağlam bir şeyler anımsatıyor. Sağlam başka birini, okey. Hayır, hayır. Ya böyle. Bir bakıyorum kalfına bambaşka biri aklıma geliyor. Mesut Bey, ne kalflar var dünyada bir bilseniz. Sen hocam kaç veriyorsun karına 10 üzerinden? 8.5. Beğenmedin galiba hayatım. Beğendim yani 8.5 biraz buçuk. O 8 dedi, ben de 8.5. Tamam, 9'a mı yuvarları 8'e mi? 9'a yuvarlı. 9'a. 9'a yuvarlamış. Abartıyor bence evet. 8'e yuvarlıyor. Konuşunca 9'a yuvarlıyor. Konuşmayınca 8'e yuvarlamış. Oynayınca? Ne yapıyorsun be? Böyle nasıl? Ya bu? Ne olsa on olurdu. Nerede kızım 1.5 puan? Abi eskiden daha çok vardı. Biraz sporla falan azalmıştı çocuğa kadar. Böyle bir çok fazla kambur durma hali vardı. Telefona çok fazla bakmaktan ayakta. Uzun zamandır bu kadar bu soruda ağır bir şekilde duymadım karısına söyle. Neyse var kambur benim karım ya. Biraz... Mesut Bey dikelemiyor böyle yani. İnanır mısınız? Yani evrimleşmemiş gibi biraz. Hiç dikelmemiş gibi. Yani she is a brave now. You did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast, and now brave. Who is first among you. Ah!
if they're dead. Keep them busy. I'll find an angle. Bass! Bass! Are you with us? I'm with you! Let's go. Now! İlk tanıştığımız zamanlarda hele çok fazlaydı telefon, abi. Çok fazla ayakta telefonla vakit. Dik duruyorum burada ama şu an iyisin. Dik duruyorum burada evet, biraz sandalyede falan. Ama o böyle bir an kendimi unutunca tamamen böyle bıraktığımda. Nasıl duruyor şöyle mi? Herhalde böyle kapanıyorum ya birazcık. Böyle gidiyor abi. Çalışırken falan da öyle oluyor. Ha. Çalışırken böyle kapanıyorum. Var mı sırtında ağrısız bir şey? Hayır, hiçbir şey yok. Kambur olma potansiyeli var bence ama. Yani öyle mi? Biraz işte spordan sonra değişti de. Aha. Çocukla geri geldi. Ha, yine kalmış. O böyle hemen uyarır hani böyle dik dur falan diye uyarır. Ama var benim öyle. Hemen bir telefona bakarken, iş yaparken hani o an dikkatimi vermem gereken bir şey varsa. Başka? Kamburlaşır. Ya başka bir şey yok aslında. Bir işte burnunu... Ben yaptırdım. Ben de diyorum sende bir şey değişmiş. Öyle ya. Aa, çok güzel olmuş ama. Teşekkürler. Ben çok senin burnun vardı. Benimkinin aynıydı. Ne aynısı? Keşke öyle olsa Mesut. Biz seninle kardeş gibiydik ya. Aynısıydı be. Seninki daha güzeldi. Seninki daha güzel. Benimki... Gerçekten çok üzüldüm. Ben de yaptıracağım. Böyle yaptırılıyorsa ben de yaptıracağım ya. Çok da olmuş ama. Kaç sene oldu kız? 4 yıl oldu. 2020'de yaptırdım. Biz 2020 Nisan. Hiç dikkat etmemişim. Az görüşmüşüz. Evet, bak, o arada pandemi falan. 10 numara olmuş ha. Ki ben onu da seviyordum bu arada. Ben istemedim. Onu da seviyordum. Ben onda eski da... halini bile... seviyordum. Tabii ayrıca onda... kalflarım çok güzel, ben onu söyleyeyim. Kalflarım süper onda olmuş. Falan evlendik ya. O burunla evlendik. Büyük bir burundu. Öyle evlendik abi. Ha, değil mi? Yaptırdım büyük bir burun. Nispeten büyük bu. Ya büyüktü. Böyle şey kemeri yoktu. Ben görünce... Kemer derken beni göstermezsen abi, çok mutlu olurum. Burunun da kamburu var. Böyle yapayım. Böyle kemeri yoktu diyor bana. Ya burunun da kamburu var gibi düşünsene. Böyle. Ha. Şimdi çok memnunum. Onu da çok seviyordum. Bu burnumu da çok seviyordum. Anladım. En beğendiğim fizik özelliği. Karnım. Abi aslında elleri ve gözlerim çok en böyle hani dıştan falan. Ama sırtını ekstra bir şey var. Ha. Kambur da hani sırtı. Ha, hiç. Ha, dikeldiği zamanlarda. Dikeldiği zaman. Yine sırt görüyor da kambur bu ya. Dikelince sırtı. Şundan güzel, dolayı abi. Güzel, iddialı da bir neredeyse söz. Neredeyse şu kadar bir büyüklükte bir doğum lekesi de. Uğur var diye bu kadar. Ya doğum lekesi var abi. Aa. Ve benim anne tarafı Kıbrıslı. Kıbrıs haritasına benziyor. İlginç. Hiç böyle saçmayacak. Vallahi yemin ediyorum bu arada ya. Vallahi öyle ya. Hayatım sırtına kazino açalım mı ya? Evet, evet. Slot oynarız be. 3 tane elma çizeyim mi şuraya? Aynen. Arada 13'e basıyorum abi. Şimdi. Çok tatlı olur ya. Yani karının sırtındaki doğum lekesi senin anne tarafının memleketine benziyor. Eda, bayağı sen çok zorlamışsın bu kadar aşık olmak için, ben sana söyleyeyim. Bölümün burasına hanımefendinin sırtını koyar mıyız içeri bölüme? Koymayın. YouTube'da saçma olur değil mi yani? Gerçekten Kıbrıs'a benziyor bir de yorum istiyorlar saçma sapan. Anladım. Peki hanımının sırtını sırt demeden bir şeye benzet Kıbrıs'a galiba. KKTC değil. Daha nasıl benzettin ya? Evet. Ya şöyle bir şey diyebilirim. Bahar Hanım'ın sırtına vizesiz gidebiliyoruz. Ama kimlikle girerseniz kimlikle, daha sağlıklı. Ya yani şöyle diyebilirim abi. Daha işte Adana'dayım. Adana'da doğdum, büyüdüm. Ama hiç böyle oraya ait çok hissetmedim. Kıbrıs'a böyle yıllar önce ilk gittiğimde böyle ilginç bir şekilde oraya ait hissetmiştim. Bağ'ın sırtı da öyle. Ona ait hissediyorum. Yo, çok güzel anlattın yani. Deselidir. Bok gibi oldu. Boş ver. Tamam, bir şey olmaz. Ya yönetmen değil misin? Çıkartırsın burayı ya. Korkma bu kadar. Ver bakayım Eda'ya. Azıcık kulaşın. Bir Eda Baba'ya coşkulu alkışlayalım mı? Devam edelim. Hoş geldin Caniko. Hoş buldum. Ne haber? İyidir senden. Sağ ol. Bayağı da oldu görüşmeyelimiz. Evet. Bahar'la çok eski bir arkadaşlığınız var. Çok eski, liseden arkadaşız. Ta liseden. Aynen. Hiç küstünüz mü kuzum? Küsemiyoruz ki. Bahsetti ya konuşurken kavgadan kaçıyorum diye. Ben de öyle biriyim. Biz hep böyle canım kuzum. İkiniz de mi? Kavga esnasında aynada mı kaçıyorsunuz? Aynen. Çok kavga yaratmıyoruz. Kaç gitsin şimdi. Kavga yaratacak ortamı hazırlamıyoruz bile. O kadar. Evet. Ama hiç, bu hiç biraz daha şey yüzeysel değil. Bir arkadaşlık getirmez mi? Öyle bir kaygı getiriyor ama hani hiç öyle bir şey yaşadığımızı hatırlamıyorum ben ya. Bilmiyorum. Bana bir şey gelmeye başladı son birkaç senede ama. Ya lütfen. Söyle diyor hani, evet daha bu, çok söyle. Bu söylediklerin ve bu yaklaşım birazcık mesafeli arkadaşların yapacağı şey. Azıcık daha açık olalım birbirimize falan. Deniyoruz. Bence birbirimizi de öğreniyoruz. Eşek kadar kadın olmuştu artık öğrenin ya. Ya kavga etmeyi 35 yaşımızda öğrenelim, ne olacak? Bence de, ne güzel. Onlara özgü bir şarkı mırıldansak ne güzel olur şimdi sana zahmet, olur mu? Söyleyeyim, çok zor seçmek. Ayrıldıkları zamana ithafen bir şey söyleyeyim.
Ya da... O 1,5 aylık zamanı. O kadarcık. Ya aklıma o geldi. Ne yapayım? Ne var ki senin aklına gelen bir şarkı onu söyle. Yok yok. Güzel güzel söyle söyle. Tanıdığım en güzel çiftlerden biri. İkisi de çok yakın arkadaşım. Çok seviyorum. O yüzden hiç ayrılmasınlar ve azıcık da böyle bir mesafe hissederlerse kalplerinde bu şarkı belki yakınlaştırır gibi bir yerden. Söyleyeyim mi? Ağlayacağız öyle yok, bir şarkı. Bu kadar konuşup bir tane de şiir patlatmazsam ben çok üzülürüm şu an. İnanılmaz heyecanlıyım. Ben senin sesine de bayılıyorum, sana da bayılıyorum. Teşekkür ederim. Ben söyle şekerim. Tamam. Özledim. Kore döner bu seyir. Derken sorayım, kim kim oyalıyor? Öyle bir durum yok. Biz kim salak insanlar... Salak konuşma. Annem yanında şu an. Bazılarımız evliliğe sıcak bakar, bazılarımız bakmaz. Ha tamam. İlişkide gibi bir durum. Bakacak bakacak, az kaldı. Konuşuyoruz. Tamam hayatım. Herkes evlenelim istiyor. Kendi kendini zor toplara sokuyor. Coşkun alkış! Allah muhafaza, Baran bastı gitti. Çocuğu düşünme. Ben dedi darlandım bu ilişkiden. Kaç zamanda bu güzel enerjine gelirsin? Ne kadar zaman sonra hayatına yeni biri girer? Çocuğu düşünmüyor muyum hiç? Yok. Yani çocuk olmamış hayatımızda hiç. Öyle mi? Çocuk varsa çünkü hayatıma yeni birini almayabilirim. Yok hayatım. Bunu dedim ya çocuk yok diye. Çocuk yok, tamam. 4 kere daha sordun. Yok dedim ya çocuk baştan. Bak, yemin gerçekten yok mu ona bak. Yarın öbür gün başka birini bulurum, çocuğu getirsin bunu istemem, tamam mı bak? Yani, ne bileyim. Yani zamanına göre de değişir büyük ihtimalle. Benim enerjime göre de değişir ama... Yani ciddi gerçekten böyle görüşmeye 2-2,5 yıl sanki sonrasında. Oo, çok. Yani çok evet. Ama şey yaparım yani muhtemelen hani ben eğer gerçekten gittiği emin olduysam flörtler edilir bence. Edilir. Flört edilir yani. Edilir de Barbo da flörtcüdür aslında, sever. Ben flörtü severim. Helal. Soracağım. Ölsem de soracağım. İlişkinizin içerisinde de flört eder mi? Yok öyle bir... Hayır. Öyle bir vibe var abi. Ondan bahsediyorum. Flörtten kastım o değil yani. Ona buna mavi boncuk dağıtmıyordum da. Tabii. İnsan canlısıdır. Çok aşırı. İnanılmaz. Ha. Bu senin galiba kaçırdın hiç çok. Hiç etmez abi. Ben böyle... Hatta ya ben bazen sıkılırım böyle insanlarla konuşmaktan. O hiç sıkılmaz. Öyle bir taraf aslında. Ha tamam. Sen de bunda ama biz darlanmayan tarafsın. İşte o ilk tanıştığımız zamanda mesela biraz böyle... ne denir o? Ya yani istenilen bir insandı çevrede. Popüler. Kadın olarak evet. Benim de hiç haberim yok onlardan. Nasıl yok ya? Var ya. Yani aynen. Yani şey. Kim istiyordun? Komedyen arkadaşlar sağ olsun. Aa. Yok canım yok o kadar şimdi. O iş olur mu? Hayır. Neyse. Yani. Dur ama bakayım. Dur. Yemişim bölümünün de ilişkisini dur. Abi, çek buradan çek. Dekoru bozmadık siktir et ya. Tamam. Kim lan? Ya yok yok şaka yani biraz. Şaka yapmadın ne yapayım? Merak edenlere o desin. Söylenir mi lan? Allah Allah. Yani hepsi çok güzel arkadaşlar. Abi yok şöyle canım. Sonuçta o dönem yani insan bir takım komedyenler, bir kişi mi bunlar, iki kişi mi? Komedyenler, demeyelim. Orada sahneye çıkanlar. Hani çıkanlar. Müzisyenler, ya, müzisyenler hepsi. Müzisyenlerle de çok yakındım, evet. Bana bak, onlar da bana aşıktı diye. Mor ve Ötesi'nin tamamı bana aşıktı diye. Hayır ya, bir de öyle gibi oluyor. Hayır. Hayır, sonuçta abi şöyle ya, yaptığı iş itibariyle olabilir. Yani herkesle iletişim halinde olduğu için, güzel de bir kadın yani olduğu için o dönem birileri. Evet. Sana peki bunlar içlerinde mi yaşamışlar, gelip söylediler mi? Yok öyle hani yani şimdi böyle kimse de alınmasın üstüne. Ya hayatım şey isim vermiyoruz, beni arkada öğrenelim ismi. Söylenmişliği de var. Söylenmişliği. Ne dedi? Ya işte yani. Deneyelim ama abi yani çıkma teknisi yani diyelim. Çıkma hani böyle ha. Flört ediyor, o da flört ediyor. Ya bu kadar. Hani o kadar. Böyle aynen ciddi var bir ilişki zaten evlenmez yani. İlişkiye ulaşsın. Sen varken diye mi? Yok yok, ben ha, yokken. Yok. Ya, o zaman kime ne oğlum? Hayır ben öyle bir vaydım herkes var, yazar yani. Şey, onu anlatmak için söyledim. Tamam. Ben sen varken zannettim ya. Ondan demin ben heyecanlandım. Baran, bahar gitti. Çocuk yok. Kaç zaman sonra bu güzel enerjine gelirsin, hayatında biri girer? Ya bu soruyu herhalde doğru anladığımı düşünüyorum. Hakikaten bir anda gittiyse 1,5 2 max 2 yıl. Bir anda gitmekle alakalı. Hiçbir şey demeden gittiyse 2 max 2 yıl ya. Evet ben bir bak ekmek almaya gidiyorum dedi. Ve gitti yani. Öyle babalar var ya 90'larda. Hayatım ben bir ekmek alıp geldim, siktir olup gidiyor çocuklarla bırakıyor falan. Öyle gitti yani. Ya bir yılı ilk bir şokla ve üzüntüyle geçer. Tabii. Bir yılı da bir dur bakalım ne oluyorla geçer. Dolayısıyla 1,5-2 yılda biter yani. Bahar, sence Baran bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi yani. Bana benzeyen kadınlar da vardır bence bu anlayışta. Tam bir şekilci, tam başka sarışın insanlar da var Mesut'cum. Kendisi kapkara olduğu için tabii ki bulabilirdi.
Yani, bu arada enteresan bir şey. Fiziken sormuyorum. Ben biliyorum, sarışın biliyorum. İnsandan ziyade... Yani esmer kumral... ...cıyımdır mı diyeyim, ne denir? Normalde, ha, anladım. Evet. Ne olabilir? İlk beğendiğim mesela, ilk sarışın kişi kendisi. Ha, ne güzel. Bulabilirdi, nereden anlıyoruz? Bulabilirdi, yani başka bir... O da başka bir açığını kapatırdı, başka bir yara sarardı. Biz o dönem birbirimize ve şu dönem birbirimize iyi gelen insanlarız. Hayatımızı birleştirme kararı da aldık. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Ve hani şu an okey yani bizim için her şey. Ama hani o dönem başka bir yarası olur, başka bir şey olur. Yani o bahsettiğim dönemde yine bence birini bulabilir, bulabilir. Yani benim gibi de olabilir, benden daha iyi birisi de olabilir. Olabilir bence yani. Ben bu işlerde bilmiyorum. Olabilir, her an herkesin karşısına herkes çıkabilir. Bahar, sen çok hızlı konuşarak bizi ikna etmeye çalışıyorsun yani. Genel anladım. Bakış açım da böyle. Baran, ben... Bahar senden daha iyisini bulabilir miydi? Millet gıcık olsun, bulamaz. Hakikaten böyle düşünüyorsun. Ya ben bir sevdim ve çok, yani biraz fazla seviyorum. O yüzden bence benim gibisini bulamaz ya, zor. Böyle seveni bulamaz. Evet, ve yani böyle gıcık olanı da, böyle sinir bozucu olanı da bulamaz. O yüzden böyle bir paket olarak bulamaz. Böylesi bence yok yani, evet, olabilir. Böylesi biraz zor. Ve de bu kadar esmerini de bulamaz. Böyle esmeri, kara kaşlı. Kara. Aynı çocuk mu? Aynı çocuk. Evet. Gabron seni. Gabron! Vay anasını. Bahar, Baran'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Bahar'ın şeye bak, sıçacağım kakanızı dışarı basın. Baran, Bahar'dan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Neden? Ben bir şey diyeyim mi abi? Kimse Bahar'dan daha iyi birisini bulamaz ya. Ben çok net söylüyorum. Tövbe ya, yok canım. Oo, evet, evet, öyle. Dur. Bir dakika ya. Alakası yerine de bağırma Allah'ın cezası. İlk defa dışarı çıkıyor böyle. Oh! Tamam, sakin. Baran daha iyisini bulabilir diyenlere o desin. Demin daha çoktu Allah'ın cezaları. Niye korktunuz? Kim o Baranlar? Kaldırsınlar bakın. Genelde erkek. Sizin özgüveniniz sıfır. Şu kadar özgüveniniz yok sizin. Çok tatlılar. Oo diyor. Gördü, gördü amına koyayım, gördü. Gördü mü? Yere bakıyorum, gördü mü? Kızı buraya mı gönderdi? Konuşmayacağız, söyle. Gerekirse kalkar gideriz, tamam mı bak? Bir gözgüvenli olun ya. Var mı kim? Ah, burada bak. Şurada bir çocuk var bak, yakışıklı, gözlüklü. Hoş geldin kardeşim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de. Kimle geldin be? Yaş kaç senin? 24. Tamam. İlişki ne kadarlık? Yaklaşık 2 yıl oluyor. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Kim kimden daha iyisini bulabilir? Ya ben arkadaşın daha iyisini bulabileceğini düşünüyorum. Benim o. Evet, onun için sordum. Benden mi bahsediyorsun acaba? Uzun boylu arkadaş, ikisinden de daha iyisini rahatlıkla bulur öncelikle. Gönlü kime kayarsa onu bilmiyorum ama adam olarak da kadın olarak da daha iyisini bulur uzun boylu arkadaş. Hayır, ben şey anladım. O şey, ondan daha iyisini bulamaz. Bir iki. Pardon. Her cümlen bir öncekini anlatıyor güzel kardeşim. Bize hiçbir veri vermedi şu ana kadar. Şu zamirleri doğru kullan. Sen de zamir eksikliği sezdin. Pardon. O deme. Adam kadın de. Kolaylaştır işleri. Hanımefendi daha iyisini bulamaz diye düşünüyorum. Çok orijinal bir adam diye düşünüyorum o yüzden. Hah, anladım. Hanımefendinin gözünden daha iyisini bulamaz diyorsun. Evet. Baran'dan. Yoksa evet. Baran daha iyisini bulur demiyorsun. Onu da diyorum. Onu da diyorum. Ama benimki de onu, onunki de beni. Evet. Mesut Bey, öbürününki de uzun boylu arkadaş herkesten daha iyisini bulur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür 1 Kasım 1928 Latin harflerinin kabulü. Coşkun alkış! Şimdi de Bahar daha iyisini bulurdu diyenlerden bir o alayım. Konuşmak iste, gel. Tamam, bir tane bulalım, konuşacak bir el kaldırsınlar. Bul Damlacığım, sen bul. Parmak gör, şurada kız parmak kaldırdı da korktu. Korktun hayatım, gördük buz gibi korktun. Şu kadar özgüven yok. Bir de geleceğim, katılacağım. Bok katılacaksın ha. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredesin, el kaldır. Buradayım. Oh pardon. Videoda şöyle şaşı gibi bakıyorum. Ne yaptın, hoş geldin. Güzel kardeşim, Bahar daha iyisini bulabilirdi sence. Evet. Neden? Zaten kendileri söyledi, müzisyenler, komedyenler, bütün BK'nı. Evet, kimler kimler istemiş, yönetmeni mi kalmış affedersin? Aferin sana.
Değil mi? Ama Bahar kime bakmış? Kime bakmış? Ya sen çok affedersin Müge Anlı'ya mı geldin buraya? Ama Bahar Hanım kime buralar bakmış? Buralar kesilmesin ama. Evet. Buralar kesilmesin. Kesin. Buraları koymazsam şerefsiz ben. En başa koyacağım. Bahar Hanım kime bakmış? Coşkun alkış! Çok komik adam ya. Aynen vuralım. Aynen komik ya. Çok komik adam yani. Bir daha gelemez. Yayınlarız ama gelemez. Aynen aynen. Alırız fotoğrafını şeyini, aynen. Kafaya da koyarız. Çıkışta da güvenliğe dövdürtelim, olur mu? Hadi puanlayalım. Var, çok da hakim değilsin iş için. Birkaç tane de kadın var. Tatile gitse. İş için ama. Darlanır mısın? Bodrum'da bir iş var. Darlanmam ya. Darlanmam. Gerçekten arar darlanmam. Mısın? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Yok, hiç öyle bir şeyim yok. Hani neredesin? Şeyim, öyle bir iletişim dilimiz de yok sen? Zaten. Yok, ben de darlamam. Evet, tamam. Çağdaşlık 10. Çağdaşlık 10 diyenlere o desin. Sadakat. Bir bok yememişsiniz. Gökçe Bahadır hariç. 10 diyenlere o desin. Nefis. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Çok güzel bölümlerden biri oldu. İnşallah. Yayınlandığında İnşallah. Hep beraber çok eğleneceğimiz nefis bir bölümümüz oldu arkadaşlar. Bana güvenin. 9 ve üzeri diyenler o desin. Bak çok sevmiştim sana. Çok birazcık yönlendirdim. Olsun bir şey olmaz olabilir. Hanımlar beyler, Cambridge'de büyük değişim. Kaliteli İngilizce eğitimi her gün iyi fiyatlarla. Yeni fiyatlar için açıklamadaki linke tıklayınız. İyi dersler. Good lessons. Her bölümün sonunda olduğu gibi canım arkadaşlarım öpüşün barışın. Tamam. Alkışlarla! Sevgili seyircilerimiz çok teşekkür ederiz. Bize ayırdınız bugünü. Görüşürüz. Bay bay. Wash away the stench for now. Striders. I can test the override device. Should go in tight. And go through all of this and really trim it. Boy, that's more like it. Yeah, yeah, yeah. Ride. This Strider is fast. This beats walking. I should try overriding other kinds of machines. Probably can't ride them all, but I might find a use for them.
Şimdi ne vurdu? Bu ne lan? Delight da vurdu. Sen bilmezsin, zamanla daha sevdiğim bir sabri vardı. Buna da offside vermiş. Kırmızı! FETÖ'cü derdim ya. Kırmızı yetti lan. Biz bunu kadide 2 gün önce çektik. Watch yourselves! Bring it closer! Closer! Varl, I take it? Am I seeing things? Or were you riding that strider when you came through the gate? I was. It's hard to explain. I imagine so. Strange times we live in, we who've survived. I recognize you, of course. Aloy, the outcast who won the proving. High matriarch. The cap. No. If. The yeah. Isn't that. Yeah. I should be on that. Aloy. If the tribe. Where was she? The war. You might. I. May the goddess protect. Just got bigger, but also more dangerous. Thank you.
Ve Sollanka bilir misin? O sulu olur abi, sulu olur, sonra ekmeği banarsın amına koyayım. Sollanka bilir misin? Yok. Erlik? Yok baba, benim ağzım sulandı zaten, şimdi şuna yok. Ya sen işte nereden bileceksin Sollanka'yı? Evinizde hep Türk yemeği pişmiştir. Almanya'da Sollanka ünlüdür. Hiç yemedin mi ya okulda mokulda? Vay anasını satayım. Ne var yani? Ne var yani Türk yemeği pişmişse? Ne var sen oğlum Sollanka? Türk yemeğine kurban ol be. Üstün... Hayır bir dakika. Sollanka yazsana be. En üstün Türk mutfağıdır biliyorsun değil mi? Sollanka, Sollanka. Oğlum Rus yemeği değil mi bu? Ya siktir git. Ne alakası var? Baba? Rus baba, yemeği. Ya, Rus Pierre yemeği. Dolone. Ya Pierre Dolone. Nerede? Rus kim yemeği. Dedi? Kim dedi Rus yemeği? Rus yemeği. İsmi Sollanka amına koyayım. Yemiyor ama Ruslar. Bir dakika bunun içinde ne var? Nedir bunun? Ukrayna'dan gelmiş. Kanka bak Sollanka yazıyorum. Almanya'da geçmiş. Direkt Alman siteleri çıkıyor. Sollanka nahmama. Bak. Ya resept çıksa ne abi? Bana da resept çıkıyor. Orijini şeye bakacaksın sen. Ama ben kardeşim bak ben. Sen o zaman bak, İsveç köftesi de Türk köftesidir. Ne alakası var? Dakika, adam kendisi söyledi. Türk köftesi diye. Doğru onu kabul ettikleri doğru. Bir dakika bunda öyle faşistlik yapma. Bu evet. Doğu bloğunda bir yemek. Abi doğuda bir yemek bu. Ben kuzeybatıdım. Hani benim görmemem doğal. Ahmet abi bunun içinde ne var? Onu bir anlatır mısın? Sokacağım. Ben bu yemeği. Bak bir siktir git Allah'ını seversen. Bu yemeği Türk mutfağıyla mı kıyasladın sen? Cağ kebabı diyoruz oğlum. Cağ kebabı. Ya bir saniye kardeşim menemenle kıyaslıyorum. Ne alakası benim var? Menemenle de kıyaslamaz. Yana menemen yazsın abi. Ya abicim bir saniye susar mısın? Ya oğlum ben dur anlatayım sana. Cahoy bıçaklayacaklar. Cahoy bıçaklıyor bıçaklıyor. Kardeşim, yemek mevzusundan bıçaklayacaklar. Bak kardeşim bak. Bu Sollanka kahvaltılar için çok uygun bir şey. Bir kasenin içinde yediğin zaman ekmek de banarak bir kasede kahvaltıyı hallediyorsun. Bunun içinde jülyen ya da küp küp ya da böyle dilim dilim kesilmiş sosisler var. Bunun Türk versiyonuna babamın versiyonudur. Ben bunu ilk Almanya'da yemedim. Benim babam Almanya'da ihtisas yaptığı için tıptan sonra orada öğrenmiş. Ben bunu babamın elinden yedim. Bunun içinde ne var? Tereyağıyla, salçayla ve pul biberle başlıyorsun. Evet. Ondan sonra domates suyuyla ve normal suyla ve tabii önce kızartıyorsun sosisini, sucuğunu. Türk versiyonuna babam bunu mesela sucuk da koyuyor. Bu Türk versiyonu. Ondan sonra bin bir türlü baharat, istersen krema koyabilirsin. Almanlar buna ekstra olarak turşu suyu da katıyorlar. Onların Gewürzgurken'i var ya, Alman turşusu. Onun hiç böyle hani ekşi... Yok ama hı dedim yani, evet. Ya onun ekşi tatlı, ekşi tatlı hafif bir şeyleri vardır. Ondan da koyarsın. Bak diyor ki, ben diyor Letonya'dan bildiriyorum, buralarda da Sollanka'ya Alman çorbası derler diyor. Demesin, aa, Alman çorbası fena demesin dayak falan. Yer diyor. Şimdi hadi lan oradan! Şerif, herif 10 euro bağışlamış sırf seni göt etmek için. Kardeşim! Kardeşim ben Merkel tarafından fonlanıyorum. Sollanka Alman çorbasıdır. Aksini söyleyenle çıplak yumruk dövüşü yaparım. Ahmet de Alman dalgasını oturuyor. Her şey okey. Tamam Alman olsun. Bunu sen Türk mutfağıyla karşılaştırma haddini kendinde nasıl bulursun? Bu, İstiklal mahkemeleri kurulsun Kıbrıs'ta yargılansın. Vatandaşlıktan atılsın. Sollanka benim gözümde en iyi pazar ve en iyi hangover yani bir gece öncesi içtiysen en iyi tüketilecek şeydir. Çünkü hem çorbadır, hem içinde et vardır, hem her türlü vitamin vardır. Şehriye çorbasının boku mu çıktı? Pardon affedersiniz. Amcık niye çorba içiyorsun sabah sabah böyle biraz daha... Sabah sabah gayet dediğimiz... çorba içilebilir. Tamam. Böyle bir kural kardeşim, mı var sabah çorba içmeyeceksin diye? Çorba. İçinde sosis var. Sucuk var. Çorbada sosis sucuk olur mu ya? Harbiden ya. Çorbada niye çorba sosis olsun? Mercimek çorbasıdır. Aynen çorba dediğim mercimek çorbasıdır. %100 limonu sıkarsın amına koyayım. Limonu sıkarsın ekmeğe banarsın yersin. Kültürsüz ayılarsınız. Hayır. Asıl kültür bir ayağının burada olup diğer ayağının dünyada dolaşmasıdır. Sen asimile olmuşsun. Sen çorbaya, asimile olmuş bir Kıbrıslı. Aynen çorbaya sosis katılmaz. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Bizi sikmiyorsan olsun. Bu her gün kebapçıya gitmiyorsa Almanya'da ben de ne olayım anasını satayım. Bu şey mutfağını çok seviyorum oğlum.
Benim Türk mutfağıyla sorunum yok ki. En sevdiğin yemek Türk mutfağında? Abi çok güzel soru. Bence şey... Neydi lan beğendim? Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. Hmm. Best. Best Hünkar beğendidir. Güzel evet, güzel seçim. Güzel seçim. Burada gönlünü biraz almış oldum. Ve evlendiğimizde Selin'e ilk söylediğim şey odur. Bunu öğren. Ben bunu çok severim. Aynı zamanda düğünümüzde de Hünkar beğendi vardı menümüzde. Olsa da yesek. Demedi mi Solyenko, hayatım Solyenko yiyelim diyeyim. Deseydi de bak ne oluyor. Amcık Solyanko'yu da öğrettim ama onu ben yapıyorum. Dağıtsaydım düğünde. Niye yapmıyor? Solyanko'yu? Solyanka çünkü kahvaltı şeydir. Kahvaltıları genelde ben hazırlıyorum. Yani ya bittik evde... sana... Ahmet bu yemek mi Allah aşkına, bu yenir mi demiştir sana. Demediyse ne oluyor, bağlansın. Bir şey diyeyim mi? Ekmek pan... Selin! Selin! Göt olacaksın şimdi amcık adam seni. Selin bir gelir misin hayatım? Gelir misin? Sana bir soruları var buradaki arkadaşlarımın. Ya gel kulaklığı al. Ben yayını izliyorum bu arada. Ha izliyormuş. Oo. Evet Selin dinliyoruz. Solyanka'yı seviyorum. Ama o Solyanka adı gibi değil ya. Bizim annelerimizin yaptığı salçalı şeyin, sosislinin. Hı. Şey versiyonu böyle, sadece içine kreması, baharatlı falan versiyonu. Yani sadece daha yoğun versiyonu. Benim canım anam hayatımda bana bir kere salçalı sosis yapmamıştır. Sosisin Türk mutfağında yeri yoktur. Bu gelsin şey, neydi bu yemekçi bir tane abi vardı ya. Tartışalım. Yaptı mı hiç? Neyi yaptı mı? Ya çocukken hiç böyle ninja kaplumbağaları deyip bulancanın pizza çekti deyip annene pizza yaptı. Ha pizza yaptı tabii ama de, Türk mutfağında değil pizza yani. Hayır o kötü anne pizzası yedin mi? Tabii yedim. Ayrıca kötü değildir anne pizzası. Haddini bil. Kötü bu arada becerim. Benim annem pizza yapmıyordu bu arada. Ekmeğin üstüne böyle sucuk sosis koyup pizza diye bize onu veriyordu. Evet. Yani soru ne şimdi? Ya biz cevabımızı... Biz cevabımızı almış olduk çünkü zira evet'in ardından büyük bir savunma geldi. Aslında Solyanka yediğimiz diye. Bu çoğu şeyi açıklıyor yani. Ya şey değil çok, bu arada Ahmet'in... Ahmet diyor hep ben yapıyorum falan diye de YouTube'da Ahmet'in videosu var. Ben de oradan açıp yapıyorum. Mesela Ahmet, Jahren Solyanka yazın, ben onun videosunu çekmiştim o Solyanka'yı yaparken. Bazen çok canım çektiğinde ben mesela kahvaltı hazırlarken onu şey yapıyorum, açıp izliyorum. Ya bence bir deneyin yani. Kahvaltı hep kendisinin yaptığını söyledi, bu yalan mı bu iddia? Yani kararsız kaldım. Yazıklar olsun Jahren! Yazıklar olsun Jahren! 10 kere ben yaptıysam bir kere Selin yaptı. Ama kahvaltıları ben hazırlıyorum iddiası içerisindeydiniz. Yarıya yarı oldu şimdi. Olmaz. Nasıl kınıyoruz. Ya, bir dedim oğlum. Öyle bir şey. Ben hep kahvaltıları yaparım, o yüzden ben biliyorum dedim. Ya abi Ahmet geç kalkıyor yani. Bunu nasıl yiyorsunuz siz? Ben de anlamadım biz ya. Biz de ne bilelim? Biz adamdır zekâ bu dedik sözüne inandık ya. Adam 5'te yatıp 9'da 10'da kalkıp bir de yemek mi hazırlayacak? Bir dakika, asıl soruya gidelim. Bu Solyanka mı? Solyanka mı menemen mi? Yok, menemen ne alaka? Solyanka direkt çorba gibi bu. Yok. İkisinin şeyi Ahmet Solyanka'nın menemenden daha iyi olduğunu iddia etti. Bence öyle. Ben çünkü yumurtalı şeyleri çok sevmiyorum yani. Şey öyle menemen tarzı şeyleri. Biz bu aileyi kaybetmişiz diye yorumladım. Asimilasyon uygulam. Önce Jahreyn asimile olmuş. Sonra Karadeniz kızını asimile etmiş. Ya senin ama demen evet, lazım doğru. Ki kuymak yiyoruz. Kuymak demen lazım falan. Ya. Buradan girsene ya. Ya ben onu denedim. Ben onu denedim de. Kendi memleketimin kuymağını yapamadım yani gerçekten kaç defa. Sürekli mısır bir malzeme mısır unuttum. Mısır unu yanlış yapmışsındır bak söyleyeyim en ya, büyük ya, hatalardan. Mesela tereyağı koyuyorum, mısır ununu unutuyorum. Mısır ununu koyuyorum, başka bir şey unutuyorum falan. 2-3 kere fundar edince bir daha yapmadım. Ha bu arada Solyanka ile ilgili benim sevme sebebim de ben sosisi çok seviyorum. Mesela böyle Polonya'ya gittiğimizde hot dog alırdık, orada yerdik falan sen böyle. Sen sosisi miydin? Öyle kaçmış olabilir. Ahmet yedirmiş olabilir. Yani o yüzden hani ben o yüzden seviyorum bunu. Ayrça böyle görüntüdeki çok kötü gözüküyor ya. Böyle bir şey değil sorun Google'da yani. Google'da bu var ya. Bizim yani. Yaptığımız. Bu var. Ama çok kötü. Yok biz bundan yemiyoruz. Böyle değil. Ya, sonuç olarak ben o zaman. Menemen daha iyidir. Kararım daha ağır. İyi yayınlar açtım. O zaman. Teşekkür size. Ederiz.
Kanka. Yani bunlar tasavvuf hikayeleri. Chat'te bir arkadaş var. Cahre'in lore'unu yakından takip etmiş. Lore'u iyi biliyor. Ne diyor? Cahre'in diyor tabii ki yemek sektörünü sevecek. Hayatını çocukken bir dönerci satırla kurtarmış diyor. Doğru, bu hikaye doğru hikaye. Lore'u iyi takip etmiş. X-Factor gibi abi. X-Factor izleyebildin mi sen? Yetiştin mi o döneme? Tabii tabii. İstize geçişte var oraya fun. Tabii tabii. Bu hikaye doğru. Evet, bu böyle yaşandı. Arkada şey geliyor böyle, satırla kovalayan dönerci. Yok, kurtardı dönerci beni. Bu şeyde mi oldu? Sen... Almanya'da mı olmuştu ya? Benim hafızamda öyle bir şey kalmış. Senin Antalya'da, Almanya'da Antalya'da dönerci anın vardı sanki. Almanya'da dönerci de çalıştım ben. Ha evet, tamam, onu hatırlıyormuşum. Degeret var mıydı abi? He? Degeret var mıydı? O ne lan? Degeret'i bilmiyor musun? Bilmiyor, erlik bir şey bilmiyor. Bak oğlum. Oh. Oğlum sen acaba kıvırmış bir ajan olabilir misin? Fuat Alemdar gibi, aslında hiç Almanya'da değildi falan diye. Degeret ne oğlum? Degeret'i nasıl bilmezsin? Allahsız seni. Ne diyorsun oğlum? Degeret'i. Oğlum sen senin yatacak yerin yok be. Allah cezanı versin. Yazıklar olsun ya. Bu yaşına gelmişsin. Ne döner kesme aletini mi diyorsun? Anlamadım ki. Degeret'i nasıl bilmezsin? Ben sikeceğim. Bir daha nasıl bilmezsin dersen bulacağım oğlum seni. Bul lan, bunu Türkiye'de bir tek ben söyleyebilirim herhalde. Bul amına koyayım. Oğlum şey değil mi işte, döneri kesen aleti mi diyorsun, ne diyorsun? Aynen, döneri kesen aleti. Der Gerät macht frei, der Gerät arbeitet schweißfrei. Hatırlamıyor musun abi bu şarkıları nasıl taşak geçiyordu millet? Apple'ın logosunu çaldı, sadece elma yerine döner böyle sırılmış falan. Kanka ben yani kesmedim, ben salataları hazırlıyordum, o yüzden o işe çok girmedim. Ha koyayım, senin eline bıçak vermişler. Değil mi? Canım vermediler, çocuktum oğlum. Ama salata hazırlayabiliyordun. Tabii. Adam gibi söyle lan, tükürdün mü hiç müşteriye bir şey yaparken? Yok, hiç olur mu lan, saçmalama. Sinirlenmedin mi ya? Sinirlenip böyle sikine taşlarına sürdün mü abi mesela salatalığı? Sosları, hayır. Abi ben müşteriyle muhatap olmuyordum ki. Ben sosları hazırlıyordum, salataları hazırlıyordum. Sonra gidiyordum, sabahları bunu yapıyordum. Tamam, kötü bir gününe uyandın. O gün çok kötü geçiyor gün. Ulan şimdi görürsünüz siz falan böyle. Oğlum ben etik insanıyım. Öyle şey yapamam. Benim bir tane öyle arkadaşım vardı kafede çalışan. Ne kadar kötü ya. Kim bilir biz neli yiyoruz ya. Ulan belki de Cahri. Akşam yediğim döner sikli taşaklı döner. Çok özür dilerim arkadaşlar ama. Belli mi olur? Adam belki çok güne kötü başlamış güne. Ulan şimdi gör, demek sipariş ya. Tam 23.59'da. Şimdi görürsün falan diye belki. Zenginsin, niye çalışıyordun demiş birisi. Ben değil, babam zengin. Ben de babamdan çok para almak istemiyordum açıkçası. O yüzden hep çalıştım Almanya'da. Peki sen... Sen... Sen paranı Türk ocağından, Türk'ün dönerinden kazanıp da gidip Rusların çorbasına yatırmaya utanmıyor musun? Oğlum Alman çorbası lan o. O zaman Alman, Rus kökenli Alman çorbası. Utanmıyor musun ekmeğini Türk'ten kazanıp, Türk yurdundan kazanıp gidip parayı oraya harcamaya? Kardeşim ben daha çok Hint yemeği yedim Almanya'dayken. Sen... Ya bu adama sen diyorum kardeşim işte. Hint sen yemeği. Bir dakika, sen Hint, bir de Hint mutfağı övülür mü? Hint'in mutfağı yok. Baharatlar birbirine ya, karışmış. Ya siktir git ya, saçmalama artık. Yeter be adam. Bak baharatlar birbirlerine karışmış. Tamam mı, şans eseri. Adamlar da ziyan olmasın yemek demişler. Bu. Ben bu adamı döverim. Hint mutfağı dediğin köridir, ötesi yok ki. Var mı? Bu. O da yani şey, adam eline gelse elini yiyecek yanlışlıkla şeyle be. Anlamayacak yani elini yiyecek. Ya ben şeyi anlamıyorum oğlum, sushi seviyor musunuz arkadaşlar? Mesela aramızda var mı? Seven. Ooo yeriz. Japon mutfağı diye bir şey yoktur abi. Mesela sushi kim ya? Aa artık ebenin amı be. O bir şey değil mi? Sushi. Kızartılır bak, et dediğin kızartılır. Ateş üstüne konusu. İnsan olup böyleymiş. İnsan yok çiğ çiğ yemek yer mi amına koyayım ya? Abi sushi bence eziyet, bir işkence olarak ortaya çıkmış. Ve daha sushi sonra rezilliktir. Böyle kültür mültür diye yayılmış yani. Sushi rezilliktir abi. Tamam mı? Yani belli bir tanesi, bir dükkanın biri elektrikler falan kesilmiş. Balığı pişirememiş. Millet de demiş ki hani nerede yemek herif. Sen gerçekten fanboy musun? Sen gerçekten fanboy musun? Bunu tamam mı? Çiğ şekilde dayamış millete. Çiğ şekilde dayamış millete. Oğlum bir millete. De be orospu çocuğu. Bak. Be orospu çocuğu. Hadi balığı sardın yedin. Lan yılan balığından neysin? Kayış gibi zaten. Nereden aklına geldi? Niye böyle bir şey yaptın? Arasına bir de salata malata sokmuş. Siktir git. Ya hayır yapıyorsun ya bak. Şey. Yapıyorsun abi. Yemeğin lan. Ya buradaki köylülük seviyesi çok yükseldi. Bir dakika balığı tutmuşsun. Balığı tutmuş almışsın. Tamam hayvan da ölmüş. Kutsal bir şey. Evet. Hayvanın ödülü yiyecek. Ulan pişirsene amına koyayım. O kadar yoldan geçmiş balığı hazırlamışsın. Niye pişirmiyorsun? Evet, Ahmet Bey'in savunmasını dinlemek istiyorum ben. Ateş icat edilmemiş. Ben öyle düşünüyorum. Japonya'da uzun bir süre ateş icat edilmemiş abi. Adam da çiğ çiğ yemek yemiş. Evet buyurun Ahmet Bey, savunmanızı alalım. Yine çünkü bir muhalefetsiniz bu konuda. Arkadaşlar. Evet. Japonya'da
o zamanlar şogunluk zamanında çok fazla başıboş gulyabani olduğu için ateş yakamazlarmış. Ateş yakınca gulyabani başlarına gelirmiş. O sebepten Japonlar bir çeşit yemekleri pişirmeden yemişler. Zerzevat, böcek, işte tuttukları balıkları vesaire. Bunun hikayesi, bunun lore'u da budur yani. Bu sonuçta bok gibi bir yemek olduğu gerçeğini değiştiriyor. Bunun nesi ölecek ya adam, bu tarihte kıyımlar, savaş gibi kötü anılması gereken bir şey. Ya İnsan amına koydum, sen çiğ köfte yemiyor musun? Çiğ köfte çiğ değildir, adı çiğdir. Çiğdir. Çiğ köfte, çiğ köfte. Ne ateşte beyefendi, mi oluyor? Beyefendi, çiğ köfte ateşte pişirmiyorsun, yoğururken pişiyor. Çiğ köfte de çiğ et tadı gelmez, alamazsınız ama sushi çiğ balıktır. Hayır, balıktır. Arasına karışıyor, denature oluyor. Başka denature şey matur olmuyor, baya cük cük cük. Denature diye bir şey yok. Şey yani, bana adamlar, protein mi öğretiyorsun? Kardeşim, adamlar tüm dünyayı ayakta yemişler. Tüm dünyaya çiğ balık pazarlıyorlar, yediriyorlar. Kesin Japonya'da yemeyip taşak geçiyorlar millette bütün dünyaya çiğ balık yediriyoruz diye. Senin gibiler de geliyor savunuyor burada. Allah belanı vermesin. Bir şey yedin mi diyorlar sushi. Bir kere hayatımda dedim ki deneyeyim. O da bir ısrarla. Böyle İzmir'de güzel bir lokantaya gittik. Hayır yok. Ahmet denettirdi. Söyle. Ahmet denedi. Yazık ulan sana be. Bir zulüm ya bu. Gittik abi koydular. Dedim ki ben dedim yiyemem bunu sanırım. Size dedi en yenilmesi kolay, en damak tadınızda uygunlardan getirdi. Böyle bilmem ne rol. Şu cart cart bir şeyler sayıyor, tamam mı? Ben de o arada gerginim. Oğlum Erzurumlu adamım ben. Neyse getirdi. Koydu bölüme. Birinden ısırdım. Ya dedim baba bundan olmaz. İkinciyi ısırdım. Üçüncüyü ısırdım. Artık kusacağım dedim. Kaldır şunu. Ne var? İşte bilmem ne çorbası var. Bir de işte şey var. Ne makarnaları var ya bunun. Dedim getir makarnadan. Bok makarna mu? Yedim yani. Noodle. Bok mu? Noodle ya, noodle. Ha o şey, o Çinliler noodle. Oğlum. Bak Türk boyları, Moğollar. Evet. Moğolistan steplerinde, tabii. Soğukta buzun içinde hayvanı keserdik biz. Tamam mı? Evet. Biz o hayvanı kestiğimizde kanı boşa gitmesin diye, sıcak sıcak içindeki vitamini boşa gitmesin diye hayvanın kanını içerdik amına koyayım. Siz ne oğlum, anlatıyorsunuz? Sen bir dakika ya? Kıbrıs'tan Moğol steplerine nasıl geçtin sen? Taner Tolga Tarlacı gibi yüzdün mü amına koyayım Kıbrıs'tan? Ulan ben Türkiye'de aynaya baktığım zaman suratımda Cengiz Han'ı görüyorum sikik. Senin suratını bir anlatsana nasıl? Bir anlatsana bana senin suratın nasıl? Sikik. Düşme bu tuzağa, erlik şeyini çıkaracak, robot resmini çizdirecek amına koyayım. Hiç düşmeme gerek yok, suratlı olsaydı o. Oy, buna ne cevap vereceksin? Bir dakika. O arkadaşa bir şey sormak istiyorum. O arkadaş bundan sonra Japon mutfağını savunan bir adam lan. Dinliyorum lan. Konuş lan. Çin mutfağını savun. Hadi savun Çin mutfağını. Hadi savun. Çin mutfağını savun. Harikadır. Nesini savunayım? Söyle bir şey savunayım. Nedir ya? Gerçekten az önce hayvan için yaşıyor amına koyayım. Bak adamlar şeyi de çiğliği de geçmiş. Yaşayarak yiyorlar artık. İyice bokunu çıkarmışlar. Hayvan tepiniyor orada. Ölüyorum diye. Az önceki adamın dediği gibi zerzavat ya bayağı. Nesi savunulacak? Buyurun savunmanızı alalım Ahmet Bey. Mesela yolda yürüyorsun, kertenkele buldun. Dur ben bunu yiyeyim. Mesela nesi savunulacak bunun yapıyorlar, acaba? Yapıyorlar abi. Çin'de yapıyorlar bazı. Bir tane yavşak pezevenk var. Çinli bir tane herif. Hı-hı. Sürekli benim karşıma çıkıyor. Feed'de. Herif bir de müzik döşemiş. Altına hep aynı müzik. Bok yedi geçen. Vallahi bok yedi geçen. Ahmet abi. Açtı. Ama biz Ahmet abiyle biz Ahmet abiyle yeni tanıştık. Böyle bir hafta falan. Değil mi abi? Celal Şengör mü amına koyayım? Evet. Hatırlıyor musun abi? Gece Discord'da seninle bir yemek yeme videosu izlemiştik. Böyle adam değişik bir şey yiyordu evde. Taç maç işleri yapıyor ve böyle kutluyorlardı. Hatırladın mı? Taç falan takıyorlar böyle kafalarına yerken amına koyayım. Ama o Çinli değildi o. Malezya'ydı o. Öyle mi? Şeyini hatırlamıyorum. Malezya'ydı. Ya sonuçta ya Malezya'da, olacak tarafı yok. Kanka bak Malezya'da kadının doğum gününü kutlayacaklar, tamam mı? Pasta yok adamlarda. Cidden adam otantik yemek olarak gidiyor komodo ejderi getiriyor abi ve komodo ejderini pişiriyorlar. Kadına taç takıyorlar. İyi ki doğdun şarkısı söyleyip komodo ejderini yiyorlar. Adam da diyor ki en güzelleri diyor pençeleridir diyor, onu karısına veriyor. Karısı çok mutlu oluyor abi. Bir dakika, pişirdiler mi hayvanı? Evet pişirdiler ve ortasına sushi koydular. Sushi savunuyorsun da onu savunmuyorsun abi, pişirip yenebilir gayet. Ya amına koydum. Bak. Erlik. Sen bir kere Çin mutfağını savundun. Çin mutfağı muhteşem Sen Çin mutfağını savundun. Çin mutfağında muhteşem ürünler vardır. Ne bir kere gibi? Bir kere bugün hepimiz noodle yiyorsak, bugün hepimiz makarna yiyorsak Çinlilere teşekkür etmeliyiz. Niye? Ben İtalyan'dan oluyorum.
Sen İtalyan'dan alıyorsun ama icat edenler Çinliler. Bir kere Çinliler icat etmeseydi de Nideli teyzeler kesinlikle erişte merişte bir şekilde yolunu kesinlikle bulurdu yani. Bir şey yolunu bulurdu yani. Makarna olmasa erişte yani makarna der. Ya tanesi yazmış ki bak Erlin dediği videoyu izlediğim yemin ederim baharatlı bok yedi yazmış. Bir de en kötüsü ne biliyor musun Son Goku? Baharatlı değil. Bokun içerisinde hala da çimen mimen vardı. Bir şey hayvan yemiş yani. Oydu o, baharat değildi o. Daha işin kötüsü. Bir de herif yiyor yam 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 diye altta müzik koyuyor. Arkadaşlar şu an yaptığınız şey şöyle bakın. Şimdi kokoreçi anlatsak bir Alman'a. Kokoreç yenilmez bak, mesela. Bir dakika. Ben bu konuda Jahren'le aynı noktadayım. Ben kokoreçi hiç sevmem. Kokoreç yerim. Kokoreç yiyen bok da yer arkadaşlar. Kokoreç Türk milletini bakın dinleyin. Dinleyin. Ayıp. Ama bakın tezimi dinleyin. Kokoreç seni konuşturamayız. Bir Türk yemeği değildir. Yunan yemeğidir. Türklerin nüfusunu kırmak adına, Türklerin nüfusunu kırmak adına bize böyle atım. Şu an ben öğrendim, geldi. Kim dedi şu bunu? An şu geldi an kardeşim. Mana yoluyla buldum Allah Allah. Zuhretti şu an. Şu an Arnavutlar seni arıyor. Şu an Diamond Tema seni arıyor. Anladın mı? Arnavut şu an seni mi bulacaklar? Tamam, tamam Arnavutlar o zaman biz zamanında savaştayken falan Türk ırkını kırabilmek için bunu bize göndermişler. Bağırsak yeme yelim. Hristiyan İskender Arnavutlar. Bek gönderdi. İskender Bek gönderdi. Ya kardeşim bakın bu tartışmaların manası yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Abi bir dakika kokoreç bak, abi temizlenmişti. Tam adam Allah suyu parçalıklı suyu veriyor. Temizlemek dediği şey bok yoluna su tutmakla. Adamla. Bak bok yoluna su tutmakla evet. O temizlenmez kanka. Ne var götün bunda? Pis mi? Senin götün pis mi şu an? İlla ki pis vardır bakteri bir şeyler. Hayır, ne bileyim. Senin götün pis değil. Kardeşim senin ayrıca götle alakası yok. Bağırsak senin o böyle götün, emcik. Senin götün şu an elinden temiz olduğuna ben garanti veriyorum. Bir şeyin içinde tamam, olabilir. Tamam olabilir. Garantisini veriyorum şunu bak garanti. İçerisinde alalım, Ahmet elini, Bey. Senin elini bir agara basalım Petri'ye. Götünü agara basalım. İkisinde oluşan bakteri kolonilerini izleyelim. Elinden daha çok bakteri çıkmazsa ben götümü siktirtmeye hazırım bütün çete. Katılıyorum. Tamam olabilir ama şunu hazırım ekleyeceğim üzerine. İçerisinde 7-24, 3 yıl, 4 yıl boyunca bok duran bir şeyin fışkırtmalı su ile temizlenmesine sadece ihtimal yok. Sadece fışkırtmalı su değil. Aynı zamanda kaya tuzu ve sirke kullanılır. Aynen. Vay. Ben Bahadır'ın büyük bir fark yarattı şu an gerçekten. Ben Bahadır'ın eli yerine bağırsağını yerim abi. Tazikli suyu baskın. Bahadır'ın bağırsağını ben de yerim. Elini öpmem ama yani. Onu söyleyeyim. Yani ben de. Elini öpmem bağırsağını yerim. Bu lafları yiyeceksiniz. İkinizle de bir gün elimi öptüreceğim ama bağırsağımı yedirmeyeceğim. Ben mesela şey konusunda da bu arada karşısındayım. Midye dolma diye bir bela var başımızda. Herkes çok işte, seviyor. Al işte yeter sikeceğim ha. Ne oldu? Nasılmış? Nasılmış? Nasıl oluyormuş? Dinle. Midye dolma. Oğlum. Pisliktir. Oğlum. Pistir. Midye dolmanın adını ağzına almayacaksın. Midye dolma pistir kardeşim. Herkes çok seviyor. Bak, herkes oğlum çok yiyor. Midye dolma yemek. Midye dolma yiyen insanın damarlarından bir tanesi kopmuş demektir kardeşim. Midye dolma yiyen adamın KHK'yla işinden almak gerekiyor. Midye dolma yiyen adam. Bence vatandaşlığı alınmalı. Direkt vatana ihanetten yargılan. Midye dolma yiyen FETÖ'cüdür. Ulan gerçekten şey falan dava açacak biz ha. Türkiye Midye Dolmacılar ya, Derneği Başkanı. Midyeci Ahmet sizi sikecek ben söyleyeyim. o mesela kolunda falan okşuyor bayağı yatırıyor kolunu okşuyor bilmem o kadar da değil be abi. Okşuyor bir dakika. Şeyi bayağı kokoreçi çıkarıyor saçta şeyden ne diyorsun şiş mi deniyor artık ona. Bu şekil bayağı çok özür dileyerek söylüyorum fil dalgası gibi kokoreç. Koyuyor şeyine kolunun üstüne böyle okşuyor mokşuyor sonra alıyor yiyor onu öyle videoları vardı yani. Alman dalgası gibi. Alman dalgası. Hamsili pilav iyidir ama hamsili baklava. Hamsili pilav iyidir. Hamsili baklavayı biliyorsun değil mi Erlik? Belki görmüşsündür karşılaşmışsındır diye düşünüyorum. Ya şimdi her şehrin utandığı şeyler vardır mesela. Yani Almanların holokostu var mesela utanırlar değil mi? Şey yapmazlar. Anladın mı Sovyetlerin... Bizim de böyle bir şeyimiz var yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu ekrana da verelim hamsili baklava. Yok, Ahmet mesela Nusret ağzına verse, Nusret bonfileyi ağzına verse. Bayıla bayılırım. Ağzını uzatıp el olmadan ama. Efendim?
elini kullanmadan Nusret ağzına verse. Evet. Yer misin? Abi ben eti her türlü yerim. Yersin. Yerim abi, kimin uzattığı önemli değil. Nasıl piştiği önemli. Güzel piştiyse medium rare. Yok adam, olurum. Adam Erzurumlu şey zaten. Nusret. Evet. Yani kavruk bir adam. Peki sen Nusret'i ünlü edenin Mustafa Sarıgül olduğunu biliyor musun? Hikayesi var. Biliyorum biliyorum. Sen Mustafa Sarıgül'ün Onu biliyor musun? Hangi Ufa'dan olduğunu biliyor musun? Tamam, ben şimdi Ufa'dayız. Sen Mustafa Sarıgül'ün Ukrayna'ya kalkan... Mustafa Sarıgül çok değerli bir siyasetçidir. Yeri çok ayrıdır. Çok narin bir yapısı vardır. Severiz, sayarız. İnsan ilişkileri de çok değişiktir, yani insanlara çok iyi anlaşır. Kadın erkek ayırmaz. Öyle hiç ayırdığını ben görmedim. Ayrıca taşıdığı... Bak adam katılıyor, diyor ki usta. Bu arada en sevdiğim çikolata, en sevdiğim ucuz çikolata da Kokostar ha. Çok severim Kokostar'ı. Hindistan cevizli, evet o güzel ya. Şey de var ama, Ülker'in var ya bir tane böyle kare kare. Ülker mi yiyorsun sen? Kardeşim yedik, ne var Allah Allah. Böyle var ya şeyin... Al bunu içeri, al. Dikdörtgen. Hiç şey uzatma. Hiç uzatma. Kanı kendin doldur. Çıkışını al git buradan. Muhasebeye git. Silivri'ye git. Şey yap. Kaydını al silin. Mesela şeyi anlayamadım ben. Onu da inşallah dava açmaz Ülker de. Ülker çikolatalı gofret ve herkes seviyor gibi bir algı var. Var mı böyle abi bayılıyorum Ülker çikolatalı gofret lan. Ülker çikolatalı gofret. O kadar çok da onat. Güzel bir şey abi. Değil lan yani. Çok onat. Bir de şey vardır bak, onu da ben çok severim. Fakir çikolatası yine 25 kuruştu şu an ne kadar biliyorum. Hobi çikolata böyle mor, üstünde sarıyla hobi yazıyor. 10 numara 5 yıldız bir çikolatadır. Mahalledeki içinde bütün fakir teyzeler ondan verirdi. evet. Bütün fakir teyzeler ondan verirdi şeyde bayramda. İçinde ne var bilmiyorum ama tadı harbiden güzel. Yani bugün olsun yine bugün koli yerim. Bugün var kardeşim. Hayır, evimde olsa ben üşeniyorum abi başka. Ben yemek yemeyi bile zor buluyorum anasını. Ya zor buluyorum derken şöyle çok zor geliyor yemek. Vakit kaybediyor. Hayır abi. Bak böyle vakit kaybediyormuşum, yoruluyormuşum gibi hissediyorum. Valla yemek yemek benim için öyle biraz. Yani adam partisinden paralar gelmedi. Hayır, mecburum yiyeyim de çıksın aradan gibi bir şey yemek benim için. O yüzden ben böyle çok meyve falan da yemem mesela. İnanamıyorum ya. Kokoreç ve midye bu yayında laf atıldı. Popillaların... Abicim sen zevksiz bir adamsın demek ki. Bu benim problemim değil arkadaşlar. Kokoreç iyi olma... Ya Allah kurtarsın. Yani biz de yiyebilirdik. Bizde de olabilirdi. Ya dalga geçmiyorum. Ama ya yapabilecek bir şeyim de yok. Kusura bakmayın. Yani umarım hayatımın sonuna kadar da yemem. Çok şey yapıldı, ısrar edildi. Yemedik. İnşallah bundan sonra da yemeyiz. Allah yardımcımız olsun. Ben ağlıyorum. Ben ağlamıyorum kardeşim. Ben ne diyorum? Ben cağ kebabı yiyorum diyorum. Sen ahlaksız bir adamsın. Kokoreç mi cağ kebabı mı? Erlik. Bak erlik. Abi sen bok yemiş bir milleti savmuş bir adamsın bir kere. Ahmet Soluk. Evet, senin konuşmaya hakkın yok be. Abi bir saniye. Bixi'ye göre biz de Türkler de bok yiyor öyle diyor adam. Adam kokoreç boktur dedi. Dedi bunu. Kokoreç, bir saniye. Kokoreç'ten özür dile. Kokoreçlerden özür dilerim. Kokoreç boktan daha beter bir şeydir. Bok yemeği kokoreçle yenmez. Hayır, özür yok. Unutacaksınız kokoreç, bunu. Unutacaksınız kokoreç, bunu. Kokoreç bir ayrıca gerçek Türkler kokoreç yemez. Gerçek Türkler eti yer direkt sakat atmak. Tamam, ciğer mi yer yiyebilir ama bağırsak yemez onu kardeşim. Yersin, onu da yersin. Nedir yani? Hayır. Ayıptır. Kokoreç, ayıp. Bak bir dakika. Bak, kokoreç milli zaman... kahramandır. Ayıptır. Kokoreç bir... En bak, son. Kokoreç, açlıktan öleceğin yer mi? Kahramandır. Açlıktan öleceğin ya. Kahramandır. Atın arka bacağı ve kokoreç. Açlıktan öleceğin zaman yiyebileceğin şeyler. Bu ikisi. Bacağını ne zaman yiyebiliriz? Bak şu an yaptığın vatana ihanettir. Hayır kardeşim, ben kokoreç, Türk bak, değerlerini... Kokoreç, evet. Türk değeri diyorsun. Kokoreç bu ülkeyi kurtarmıştır uçurumdan. Biliyor musun sen bunu? Bilmiyorum. Kokoreç bu ülkeyi yok olmaktan kurtarmıştır. Kokoreç olmasaydı bugün ülkemizde biz Avrupa Birliği'ne girmiştik. Sıçmışlardı ülkenin ağzına. Brave.
Belki de modernleşecektik. Nereden biliyorsun? Belki de ülkemiz abi, çok... Kokoreç kurtarmıştır seni. Kokoreç olmasaydı şu an... Bu asır medeniyetler seviyesine çıkacaktı. Kokoreç olmasaydı niye? Belki de... Niye? Bulgaristan, Romanya, o Slav ülkeleri orada... Hacım belki biz değişecektik. Allah Allah. Şey gelmeyecekti lan. Suriyeli gelmeyecekti. Avrupa Birliği yasaması cahçut bir şey diyecektik. Suriyeli gelmezdi. Suriyeliler kokoreç yüzünden gelmedi. Suriyelilerin gelme sebebi suçuyor. Kokoreçtir. Ayrıca kokoreç gelmeseydi biz de Avrupa Birliği'ne yağmur, girecektik. Yağma sebebi, Avrupa Birliği'nde olsaydı Avrupa Birliği'nde olsaydık Suriyeliler sudan giremezdi Suriyeliler kardeşim. Suriyeliler olmasaydı bugün Türkiye kuraklık doğru diyor. Bugün sen yemeye bir şey bulamayacaktın Türkiye'de. Onun dışında başta Suriyeliler olmak üzere. Sen Arnavut düşmanı mısın? Ben Arnavut düşmanı değilim. Arnavut biberini de çok severim ayrıca. Anladın mı? Arnavut biberini seviyorsun Arnavut da kokoreçin. Arnavut biberine bayılırım. Arnavut biberi çünkü güzeldir. Arnavut küçük şöyle acı bir biberdir. Yemeklerimizin yanına tat katar. Ama bir bağırsağa tat katabilecek tek şey boktur. Efendim su tuttum, efendim baharata yatırdım. Bunlarla bağırsağı temizleyemezsin. Bir dakika abi, bir dakika. Bağırsağın zaten kendi tadı değil. Ona eklenen baharattır tanımıyor. O zaman baharat ya kardeşim. Tadı veren baharatsa git avuçta. O zaman da Hint mutfağı oluyor. Onu da Ahmet Bey'e söyleyeceksin yani, ben bilmem. Hint mutfağı diye bir şeyin varlığını kabul eden şahıs Ahmet Bey'dir. Bunun hesabını Ahmet Bey verecek. Bak Ahmet büyük bir komplonun içerisinde, bunun farkında değil. Asya mutfağı diye bir şey yoktur. Japon mutfağı diye bir şey yoktur. Hint mutfağı diye bir şey yoktur. Çin mutfağı diye bir şey yoktur. Hayvanlara eziyet etmeyi mutfak demişler. Canlı canlı hayvan yenir mi? Bence buna canlı Birleşmiş canlı. Milletlerin el atması lazım. Bence de. Birleşmiş Milletlerin hatta bunu Türk ordusunun yapması gerekiyor. Oraya gidip bizim dönerci... Mehmetçik Asya'ya! Hashtag hemen! Asya'ya döner ve kokoreç dükkanları açarak Asya mutfak dükkanları isimle... Twitter'da trend topic çalışmamız birazdan başlıyor arkadaşlar. Hashtag Mehmetçik Asya'ya. Yani bir de bence oranın halkına da iyilik bu, düşünsene. O yıllardır tabii. İt götü yiyorsun, kertenkele bacağı bir şey. Bir geliyor kebap. Vay anasını avradım. Ayağını ya postalını adam, öperim ağlar, lan ağlar. O adamın. Oraya otur ağlarım be. Kurban yani bir olur. Tane İskender'le, bak bir tane İskender'le Hindistan'ı fetheden ikinci İskender olabilirsin. Aynen öyle. Bu arada İskender de çok güzel bir şey ya. Ama İskender'de de Sayın Erlik, en sevmediğim şey İskender'in yanına yoğurdu koyuyorlar ya. Yoğurdun suyu o İskender'in altındaki ekmeğe bulaşıyor. Ben hiç sevmiyorum ya. Ha bir dakika, o zaman bak orijinal İskender'de yoğurdun suyu olmaz. Yoğurt çok şeydir, böyle havalıdır. Sonuçta şeydir, biraz suyu var. Suyu yani. Olmuyor yok. Çok böyle krema gibi oluyor ve su çıkmıyor oradan. Allah Allah. Endüstriyel yoğurt koyduğun zaman çok sulu oluyor. Böyle kaymak gibi olur orijinal yoğurt İskender'in yanında. Ve mükemmel bir şeydir. Sade etin yanında ayran içmek bir Türk geleneği ve kültürüdür. Kesinlikle katılıyorum. Ayran içmek kesinlikle güzeldir. Milli içeceğimizdir. Yani yoğurt, ya bu yani yoksa biz olmayacağız abi. Türk dedim mi yoğurt bir de döner. Yunanlar çaldı bunların yoğurdu. İkisini bir... Ne şimdi, yapacağız? Onun adı döner değil, giros. Ya bir şey diyeyim mi? Yani İmralı'ya da gidecek misin yarın peki Ahmet Bey? Yani yani bir dakika. Hangi karanlık güçler Kıbrıs'tan o arkadaşı ülkemize gönderdiler? Gençliğin aklını çelmek adına. Hangi karanlık güçler? Hesap ver. Bir kere giros dediğin... Benim kütük Safranbolu oğlum. Benim kütük Safranbolu. Aa, yere git lan ne kütük. Rakı kimin içeceği abi? Rakı'nın orijinali de Türk içeceğidir. Şey mi? Uzo'yu mu diyorsun? Uzo mu diyeceksin rakıya da? De hadi göreyim seni. Uzo mu kanka? Uzo'yu mu diyorsun? Evet de hadi göreyim seni. Rakan nasıl Uzo'dur de. Hayır Uzo'dan mı bahsediyorsun? Rakı ne? Rakının orijin... Arkadaşlar aramızda Antalya'da ikamet edip geleceği için hiçbir hayali olmayan bir arkadaş varsa, ailesine iyi bakılmasını istiyorsa bana Twitter'dan DM atsın. Bir dakika, arkanızda bu terbiyesizliklerinize iyi bakacağım. Söz. Bir son ver. Bu içi öldürecek bir vatan evladı yok mu? Şu iti vuracak bir vatan evladı yok mu? İşin absürt yani Nihat abi gerçekten bir yengirip Ahmet'in suratına diyebilir. Şu itim olacak vatanımdan diyor mu diye. Bak bir dakika. Uzo diyorsun. Bak bu terbiyesiz, bu ahlaksızlıktır. Uzo dediğin kelime
Yunanca bile değil. Adamlar, bak adamlar rakı içiyorlar, tamam mı? Adamların ülkesine rakı İtalyanların şeyiyle geliyor, lojistikleriyle geliyor, gemileriyle geliyor. Ve İtalyanlar bu şeylerin üzerine, paketlerin üzerine Ozo yazıyor. Yani dikkat manasında. Tamam mı? Bunlar da diyorlar ki ya bu rakı Türkçe. Bu böyle olmaz. Hani biz Türk değiliz şimdi, buna ayrı bir ad koyalım. Ne diyelim diyor. İsim de bulamıyor amına koyayım. Aptal. Diyor ki bunu diyor üstünde diyor Uzo yazıyor. Adını Uzo koyalım. Uzo'nun anlamı benim diyor, atalarıma nasıl aptal dersin? Bilmiyorum ki amına koyayım diyor. Uzo koyalım adını diyor. Ve Uzo oluyor adı. Şaka değil bu. Bu muymuş orijinali? Yani paketin üzerinde Uzo yazıyor diye adını Uzo koymuşlar. Yaratıcılıktan da dahi uzak ya. Çalmayı bile beceremiyor. İtalyanlar bile şey diyebilir ya. Bizim lojistikten çaldığımız amına koyayım. Önce İtalyanlara diyecek, sonra biz İtalyanlara diyeceğiz. Yani iki kere çalmışlar. Malı bizden çalmışlar, ismi İtalyanlardan. Hesap ver hesap, susma. Niye susuyorsun? Ne bakıyorsun Google? Bir tane arkadaşlar, sıçıyordum. Google'a bakamam buradan. Şimdi gidiyorum. Şimdi arkadaşım. Bak. Uzo nereden geliyor diye yaz. Karşına çıkacak şey. Bak. Karşına çıkacak şeyi gördükten sonra Yunan pasaportunu bırakıp Türk bir olacaksın. Bir. Onlar İtalyan değil, Venedikliydiler. İki. Kabul ediyorsun yani. İki. Uzo kelimesi Yunanca'dan İtalyanca'ya geçmiş bir kelimedir zaten. Ayrıca Türk diye bir şey yoktu. Beni ilgilendirmez. Yunan'ı vardı. Uzun işini hallet, İtalyanlarla uzun işini hallet, sonra beni bırak. Kardeşim beni dinle. Dağ Yunan'ı vardır. Bunlar dağlarda yürürken Türk Tark diye ses çıkarırlardı. İsim oradan gelir. Platon da aslında Eflatun'du. Platon da aslında Eflatun'du. Ya ama yani bu kadar da olmaz. Yalan dolan bunlar. Tabii. Senin kalabalık öncesi yok, adamın nasıl uyardığını falan. Toplu taşıma da yapar ya da şarkıyı söyleyen çok susturmak isterseniz.
ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Sen ne diyorsun başlıyor. Gerçekten inanılmaz. Evet pek sevgili geekler, geçen hafta size sormuştuk ki, öncelikle bir dakika, Aybike burada, ne haber Aybike? Evet selam, iyiyim. Sizden ne haber? Aybike, sahne sesine geçti, fark etmezsin. Merhaba, ben Aybike. Falan oldu. Ben heyecanlandım, uzun zamanları yoktum. Neyse, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu programı eğer yemek yiyorak, izliyorsanız şimdi kapatın. Çünkü güzel yorumlar gelecek. Ondan sonra, abi yalnız yemek yiyorum, izleyeyim mi bunu falan yazıyorsunuz sağdan soldan. Yazmanıza gerek kalmasın, kapatın, daha sonra izlersiniz. Hayatı, sizin bir günahınız yok ama siz şu an zaten yemek yemiyorsunuz. Az önce yedik ama, neyse. Yapacak bir şey yok. O kadar da iğrençleştirip pisleşilmeyecek. Belki pisleşilir. Yani tamamen bizim onları alıp nereye götüreceğimize bağlı. Belki pisleşilir diye niye bana baktın? Pisleşir çünkü sen öyle hin bakıyordun, anladın mı? Hoşuna gitti sanki senin bu kusmuklu durumlar gibi bir hissiyat içerisindeyim. Neyse artık kapatanlar gitti, kapatmayanlar beraberiz, nasılsınız? Yemek yemediğiniz için müthiş bir hissiyat olsa gerek bu neşinde. Neyse en iyi ve en kötü yemek deneyimlerinizi sormuştuk. Şimdi onları konuşacağız. Siz de umarım bir şeyler döşürmüşsünüz. Yemek deneyimi dediğin yani yemeği yemekle ilgili olmak zorunda olmayabiliyor. Mesela garsonlar dövdü bizi filan. Evet tabii öyle şeyler de olabilir ama öyle bir şey yok yani. Hiç öyle sormadım. Yediğiniz ve en iyi ve en kötü yemekleri sordun insan. Hayır onu direkt öyle sormadım ben. Neyse cevaplara göre nasıl sorduğunu kayıtlarda var mısın yani? Aynen öyle. Bir gün kaka yiyorum şeklinde başlamadım. Ya yok öyle bir şey yok. Yazan bir domuzmuştu. Murat Çam demiş ki, bundan 4 sene önce metro tünel yapımında bir arkadaşımla aynı şirkette çalışıyorduk. Gece vardiyasından çıktığımız bir gün açlıktan ölüyoruz. Orada herkes en iyi ya da en kötü yorumunu yazdı. Bazıları sadece en iyi ya da bazıları sadece en kötü yorumları da aldım yani. Bunu bile sonradan bir yandan saldırmaya başlıyor bu iki şirket. O yüzden ben ondan sonra yalnız en iyisi de olmuş ha, bunu söylemedin demesin. Ya Can yalan söylemek kez de yalan söylemeyen insanları almıştın ha. Ne? Sana aşk olsun ya. Mutsuzluk melodisi çalmak istiyorum. Haydi. O kadar olmadı ki yani. Ne yapabilirim abi, oyuncak bu yani. Neyse, gece vardiyasından çıktığımız bir gün açlıktan da ölüyoruz. Genelde sabahları beraber kahvaltı yapar öyle geçeriz eve. Ama bizdeki daha çok akşam yemeği tadında olduğu için iki kişi sabahın 7'sinde bir börekçiye girip dünyayı yerken daha gözünü açamamış adamların bir poğaçayı zorla yiyip bizim iştahımıza da hayretlerle baktıklarını çok kez gördük. Biz nedense işte hep sabah ben de yerim yani. Neyse. Neyse o gün hiç poğaçayla börekle doyacak gibi de değiliz. Sabah 7 açık köfteci olsa ölümüne ete saldıracağız ama o da yok. Neyse bir arkadaşı daha aradık, onunla konuşuyoruz. Telefonda falan. Ne yesek daha karar vermemişiz. O ara minibüs kapalı bir İskendercinin önünden geçiyor. Gördük, canımız çekti. Telefondaki arkadaşa da İskender olsa da yesek demiş bulunduk. O anda bir anda hadi Bursa'ya gidelim dedi o. Biz de sanki iki sokak ötedeki markete gitmeyi teklif etmiş gibi hemen olur diyiverdik. İstanbul'dayız, hava bozuk, kalktık İskender yemeye Bursa'ya gittik. Oha. Dönüşümüzde işbaşı yapmamız da bir oldu. Uyku falan yok. Tüm gece uykusuzluktan ölmüş olmama rağmen yediğim en iyi yemek oydu. Belki de uykusuzluktan artık hayal evresine geçen bir beyinle yediğim için o kadar güzel gelmişti. Bilemiyorum. En kötü yemeği ise üniversitenin 1,5 liraya sattığı fişlerle yediğimiz yemekhanesinde tattım. Tattım diyorum çünkü oradan yiyip doyma gibi bir imkanım hiç olmadı. Patlıcanı çok severim. Bir gün yemek listesinde görüp hadi lan belki bu olmuştur diye o parayı verip girdim. Çıkarken gözyaşlarımı zor tuttuğumu bilirim. Patlıcan öyle bir hakarete uğramamıştır demiş. Abi siz hiç böyle hadi şunu canımız çekti yürüyün Samsun'a gidiyoruz falan tarzı bir tecrübeniz oldu mu? Ben bunları hep hayal zannederdim. Niye? Senin şimdi oynadığın bir reklam yok mu bunu altını çizen? Yemek dedin de canım ne çekti biliyor musunuz? Çiğ börek. Çiğ börek mi? Bu çiğ börek beni kesme. Üstüne bir baklava mı yuvarlasak? Evet var ama o reklam ise gerçek değil. Yani, ne dememişsiniz? Ya Bursa'ya İskender var. Olayı var bu arada. Hayır her şey var. Hadi. Ama zaten bu insanlar şunu yazmak için yapıyorlar.
abi bir gün canımız işte Adana çekti, Adana'ya gittik falan diye. Ben hiç yapmadım, yapana çok özenirim. Bir gün de yapmak istiyorum. Ama sonra hep mantıklı düşünüyorum ve yandaki yer. Bazen çünkü söyleyeyim. İnsanlar Antep'e böyle günübirlik gidip de kalp tabii krizlerini tabii. Bir sene öne çekip geri geliyorlar. Aynen. Hafta sonu gidip yiyip yiyip geri geliyorlar. Ya inanılmaz yani, bayağı bildiğin, çünkü orada her şey yağlı yapılıyor işte. Eren'in baba tarafı Urfa'da. Ama oranın yağı dinlenme tarzı yani. Oranın yağından bir şey olmaz biliyorsun. Neresiyse orası. İşte öyle bir şey yok aslında. Urfa. İşte oralar çılgın yani. Böyle baya kuyruk yağıyla takılıyor. Tereyağı kullanmayıp kuyruk yağı kullanıyorlar genelde. Ama oranın hayvanı otla besleniyor. Kekik yiyor kanka. Yani. Sonuçta yine de kalp krizini bir sene değil, yarım sene öne çekmiş. Oranın oluyorsun. Hayvanı ama koşturuyordur, ediyordur değil mi? Bizimki gibi şeyde gezen tabii, hayvan. Sen de diyet yapmış sayılıyorsun hayvan koştuğu için. Buranın hayvanı market rafında yatıyor biliyorsun. Ben bir şey demeyeceğim. Siz hiçbir yere gittiniz mi yemek yemek için? Senden hiç bekliyorum öyle bir şey ya, yok mu? Için. Biz en fazla gece 2'de waffle falan söylüyoruz eve fazla. Çok çıldırıyoruz böyle. Ya ben çok yapmak istiyorum. Ha bizim şey var abi, Whitney'i unuttun. Ne? Bir kere canımız deli hot dog çekmişti, ikiye yakmıştı. Anca bir bu. Bir de dünyanın en kötüsü ya. Büfelerde bile daha iyi ya. Orada evet, yani çok kötü abi. Yani. Çok düz yer oranın, hatta kötü falan değil. Normal sırada 1,5 liraya ne olsun, ne bileyim işte. Ama çok gereksiz bir abi hareket. Çok yani gidip de yani ne bileyim tek tek büfeye de gidebilirdiniz Kadıköy'de ya. Hayır ama aslında amaç herkesin hot dog yemekti ama kimse bunu itiraf etmiyordu. Ya bir Ikea'ya gidelim ya olmuştu. 4-5 kişi gitmiştik. Ama hot dog yemeği. Evet. Abi hot yani, dog yiyip döndük zaten. Ya hot dog yemeğe en son gideceğim yer Ikea herhalde. Ya ki bunu yapıyorduk işte vakti zamanında, ben Barış Tarcan'la çalışırken böyle Ümraniye'deydik. Ama iş yerinin yakınında oradan diye. Gidiliyordu. Evet işte anladın mı? Evden kalk. Her öğlen çünkü neydi? Evden kalkıp hayatta gitmem. Benim Bursa'ya yani babamlarla böyle hem gezelim hem Bursa'yı görelim hem de İskender gömelim diye gitmişliğimiz var yani. O böyle fevri bir anda gaza gelip olması lazım. Seni kesin o kadar gaza mi? Gelmedik ama yani işte evet ben ama gaza gelip İstanbul'un ücra köşelerindeki abuk subuk restoranlara gidiyorum ama babamın üstüne tanımam. O böyle bayağı bildiğin acayip esnaf lokantaları falan keşfediyor ve gidiyorlar böyle. Çok acayip ve enteresan deneyimleri var. Bize de söylesin. Tamam öyle bir listesi falan var, onu paylaşırım sizlerle. Belki işte sizlerle de paylaşırım. El Cordobes'in yemek listesi. Özgür Yılmaz demiş ki 2003 yılında Antalya'ya taşınmıştık. Kimsemiz olmadığı için babamın iş yerinden arkadaşı Şemsi amca ve Karadenizli ailesi, karısı Nebahat teyze bize yol yordam gösterip şehri gezdiriyorlardı. Her pazar sabahın köründe uyandırılıp pikniğe falan gidiyorduk. Kanka olmuştuk yani bu aileyle. Annem ve babam çalışıyorlardı. İşleri en erken akşam 6'da bitiyordu. İlkokula yeni başlayan ben servisle Nebahat teyzelere gidiyordum. Nebahat teyze üzerime çok titriyordu ve beni gerçekten çok seviyordu. Fakat Karadeniz yöresinde özel yemekleri bir garip kokuyordu ve hiç lezzetli gelmiyordu. Ben de üzülmesin ve ayıp olmasın diye çok güzel olmuş, elinize sağlık diyordum. Nebahat teyze de bunun gazıyla önüme bir tabak daha koyuyor. Ben de içime doğru ağlayarak ikinci tabağı yiyordum. Yıllar sonra biz başka eve taşındık. Şemsi amcalar da bizim eve hayırlı olsun ziyaretine gelmişlerdi. O akşam benim basketbol antrenmanım vardı. Eve geldiğimde Şemsi amcalar çoktan gitmiş, ben de kurt gibi açtım. Duş aldım, mutfağa gittim ve acıktığımı söyledim. Annem Nebahat teyzenin yaptığı ve getirdiği haşlanmış lahana salatasını önüme koydu. Ben de salatayla karın mı doyar diye isyan ettim fakat bir işe yaramadı. Evi yeni taşınmıştık ve mutfak tam takır kuru bakır idi. Ne? Tam takır kuru bakır. İşte vay. Böyle bir deyimlerle süslemişti. O kadar ay, güzel ki imla falan filan. Farkındaysanız teklemedim. Yani, böyle olunca teklemiyorum işte. Seni teklemi. Neyse. Kaderime razı gelerek çatılımı lahana salatasının içine daldırdım. Birinci sınıfa giden önlüklü Özgür bir belirdi birden mutfağın ortasında. Yeme onu diyordu. Onun yanında beyaz ve üstünde mide yazan tişörtlü bıyıklı bir adam. Midemi bıyıklı hayal ediyorum. Neden bilemiyorum. Lütfen bir şeyler ye diye yalvalıyor. Gözünden yaşlar akıyor. Fantastik karakterlere alışmadan oluyor benim. En sonunda midemi dinlemeye karar verdim ve salatadan bir çatal aldım. Bıyıklı adamı. Aman tanrım. Mükemmeldi. O ana kadar yediğim en güzel şeydi. Varlığından haberdar bile olmadığım Karadeniz aşkım kabardı bir anda. Yemyeşil tarlalarda çay toplamak, ahşap evlerin önünde ağlamak istiyordum. Kuzenim ise o yıl staj için bizde kalıyordu. Mutfağa girdi, çok açım, yiyecek bir şey var mı dedi. Bu lezzeti başkalarından saklamak insanlık ayıbı olurdu.
Ağzım dolu bir şekilde önümdeki tabağa işaret ettim. Kuzenim önümdeki tabağı kaldırdı, burnuna götürdü ve kokladı. Yüzünü buraştırarak bu ne be, ayak gibi kokuyor, evet, iğrenç abi. Dedi. Evet, lahanaya haşlanınca hakikaten öyle kokuyor yani. Hassas bir mideye ve takıntılı bir kafaya sahip olan ben çiğnemeyi bırakarak... Arkadaşlar bu akşam bu kadar olsun. Ben oyunu sevdim ama klavyeyle oynamayı sevmedim. Bilmiyorum. Ay bu akşam bu kadarlık olsun mu? Olur. Fargo'nun son bölümünü izledim hadi. Tamam olur. Arkadaşlar bu akşam bu kadar olsun. Sun kılları her yerde. Ya bir durun. Out of context almayın klipleri lütfen. Kingdom Hearts oynatırsın çocuğa. Tabii ki belli bir yaştan sonra oynatabilir. Ya kendi oynasın istiyorum da Kingdom Hearts'ı şimdi kazık oyundu zamanında. Ben niye aklımda 25 kalmış ya? Ulan ben kendi kendime 25 deyip duruyordum. Ha şey ya belki Türkiye'de 25 dolardan mı satışa koydular bilmiyorum. Ön sipariş başladı mı hemen kontrol edeyim onu. Yani Twitch kapandığında attığı bir tweet'i falan da var. Neyi komik bulduğunu bilmiyorum. İmalı. Çünkü kahkahalı. Evet biraz imalı ama yani ben olsam başka işe ayardım. Attığı tweet'ten ötürü değil belli ki açılmayacak yani bu. Ben 15 tane ayrı mail'den 15 tane Epic hesabı açıp oyunu alanlar var yani hani. Türkiye'deki sayı kaçsa mesela 15'e bölmek lazım. Aynı ekibe ya bir tane servis tabanlı oyun yapmanız lazım diye dayatmış olsalar bu çıkmayacaktı ortaya yani. Şu anda konuşmadığımız bir de o şey DC oyunları, Marvel oyunları hani doğmadan ölen Avengers'lar, Memengers'lar yani. Kill the Justice. Ay attım ağzımdan konuşmuyoruz bile öyle şeyleri. Hanımlar beyler HP Victus'un sunduğu oyun seven adamların yepyeni bölümüne yine olan bitenler, düşen kalkanlar, satanlar, satılanlar ve olaylarla dolu gündemine hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz? Çünkü umuyorum keyfiniz yerindedir. Değilse Orhun'la size birçok haberlerle geldik. Draması var, satışlar var, bilgiler var, özetler Orhun'da. Abi tekrar hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Neler yaşayacağız bu bölümde? Gayet iyiyim. Keyifler yerinde. Zaten hem Spotify'dan dinleyenler hem de YouTube'dan izleyenlerle bir araya geldiğimizde her zaman keyfimiz yerinde. Her bölümde söylediğim gibi. Bugün birazcık daha olumlu da bir bölümümüz var. Çok da güzel haberler de var. Bir tane kötüsüyle başlayacağız aslında ama sonuç itibariyle gayet güzel haberlerimiz var. Nedir gündemimiz? İlk önce Kick ve Twitch'e vuran piyangodan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk önce Kick'e erişim engellendi. Ardından da Twitch'e erişim engellendi. Yayıncılık camiasında bayağı sıkıntılı işler devam ediyor. Türkiye özelinde bu sefer. Tabii. Globalden ziyade. Bunun hemen ardından iki güzel oyunla alakalı iki güzel haber var. Bir tanesi Elden Ring'in DLC'si duyuruldu. Shadow of the Earth 3 diye. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Bayağı sızan bir kısımlar da vardı bu DLC'nin temasıyla alakalı. Bununla alakalı biraz konuşacağız. Ardından Final Fantasy 7 Rebirth diye geçiyordu değil mi bu? Hepsi işte remake dediler, integral dediler falan. En son çıkan Rebirth'tü. İnanılmaz iyi çıktı ve belki de bu yılın en iyi oyunu olma potansiyeline de sahip olan bir oyunla karşı karşıyayız. Çünkü Metacritic ile 93 ki serinin de en yüksek puanlarından bir tanesi. Onun ardından Epic Games Store ile alakalı konuşacağız. 2023 yılındaki rakamlarını paylaştılar. Pek çok rakam var hani konuşulacak ama oyuncu sayısının, PC tarafında oyuncu sayısının 270 milyonu geçtiği söyleniyor ki bu inanılmaz bir rakam. Maşallah. Son olarak da Sony tarafında şöyle bir haber geldi. PSVR biliyorsunuz yapıyorlar. PSVR 2'yi de yaptılar ve bu PSVR 2'nin resmi desteğinin PC tarafında da olacağına dair konuşmalar, muhabbetler döndü. Bunu bir konuşacağız. Hadi o zaman hanımlar beyler, oyun seven adamlar başlıyor. Oyun seven adamların bu haftaki sponsoru HP Victus 16. Hem donanımı hem de taşınabilirliğiyle tam bir fiyat performans ürünü olan HP Victus 16, Nvidia RTX 4000 serisinden 4050 ekran kartıyla birlikte geliyor. Bu ekran kartıyla beraber geliyor olmasının en büyük artısı, başta DLSS 3.5 olmak üzere RTX teknolojilerinin tamamına erişebiliyor olması. Nedir bu DLSS 3.5 teknoloji diyecek olursanız, oynadığınız oyunun grafiklerini yapay zeka desteğiyle birlikte yazılımsal olarak işlemden geçirip aldığınız FPS değerlerini yükselten bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde daha yüksek FPS
değerleri alarak daha akıllı görüntüler eşliğinde daha tepkisel bir oyun deneyimine ulaşabiliyorsunuz. Nvidia'nın RTX teknolojilerinden bir diğeri de Ray Tracing teknolojisi. Ray Tracing ile beraber de oyundaki ışıklandırmalar ve gölgelendirmeler çok daha gerçekçi bir hale geliyor. Hem daha gerçekçi hem de daha doğal gözüken görsel bir tecrübeyle oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Bununla beraber HP Victus 16'nın monitörü Full HD bir monitör. 16.1 inç boyutundaki monitörü IPS bir panele ve 144 Hz yenileme hızına sahip. İnce çerçevesiyle de son derece şık bir görünüme sahip. Söz konusu bir laptop olduğu zaman her laptopta olduğu gibi HP Victus'ta da taşınabilirliği ve soğutma sistemine göz atmakta yarar var. HP Victus 16'nın ağırlığı 2.33 kg. Soğutma sistemi olarak da Omen Tempest'ın yüksek performanslı soğutma sistemi kullanılıyor. Bununla beraber yazılımsal olarak da Omen Gaming hub'ı kullanarak performansınızı ve oyun deneyiminizde özelleştirme imkanına sahip olduğunuzu hatırlatalım. Ve bu videoya destek oldukları için HP Victus'a da bir kez daha teşekkür ederim. Evet, Kick ve Twitch'e vuran Piyango'dan başlayalım arkadaşlar. Milli Piyango İdaresi ilk önce Kick'e, birkaç gün sonrasında da Twitch'e erişim engeli istedi. Bu erişim engellerini de aldı. Yani zaten kazançlarla alakalı da ciddi sıkıntıların döndüğü, insanları yeni böyle Kick'te soluk bulduğu, yayıncıların Kick'te soluk bulduğu bir dönemde önce Kick'e, sonra da hani ulan Kick'te böyle bir sıkıntı oldu, neyse Twitch'teki yayınlara devam edelim derken bir de Twitch'e üzerine gelmesi ekstra bir sıkıntı. Abi şey lafı vardı yani, bir gecede cahil kaldık diye falan, Latin alfabesini geçe. Bir gecede yayınsız, yayıncısız kaldık arkadaşlar. Evet. Vallahi öldük gittik çünkü tamam ben kendi adıma YouTube'da yapıyorum, YouTube'da yapan arkadaşlar da var ama Türkiye'deki yayıncılığın, oyun, sohbet, IRL vesaire variyete yayıncılığının %95'i Kick ve Twitch'teydi. Bir anda sektörün %95'i yok oldu. Bu ilk haber geldiğinde abi, ilk Kick'e erişim geldiğinde hafta içi ben şey düşünmüştüm. Yani Kick işte tabii gelme sebebini de birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için özetleyeyim. İki sitede kumar içeriklerinden dolayı, yani gençleri kumara özendirme şeyiyle, yasağıyla, kanunuyla erişimleri engellendi. Tabii onu tartışacağız birazdan. Bu şikayeti Milli Piyango yaptığı zaman komik oluyor tabii. Yani esas mevzusu o değil ama hani hukuken öyle bir durumdan ötürü, işte yasa dışı bahis mevzularından ötürü kapandılar. Onun böyle kibar tabir şey abi, regüle edilebilir kumar içerikleri. Çünkü bir Milli Piyango'nun hani devlet kontrolünde, denetiminde olan, onlar okey ama diğer tarafta tabii ki doğal. Ya devletin kanunu yapacak bir şey yok. Kanuna karşı abi, hepimizin boynu kıldan ince. Derken hani Kick kapandı. Kick tabii ki gerekli müdahaleleri yapacağını açıkladı. Kick'in Türkiye ve MENA temsilcisi Tarık diye bir arkadaş. Tam hani Kick ya bir gün açılır, iki gün açılır, hadi Cuma'ya açılır falan derken bam, Cuma günü beklenmedik bir şekilde yılların Twitch'i ve sanıyorum ilk defa Türkiye'de engellendi. Bir anda aynı sebepten kumar içerikleri gençlere özendirmeden bir şekilde. İşin o zaman komik bir yanı da var. Onu da bir anlatmak değer var. Hatta bunu Tarık da sanıyorum ki komik bulmuş olabilir. yani daha doğrusu onun ayrıyeten attığı bir, hani Twitch kapandığında attığı bir tweet'i falan da var. Neyi komik bulduğunu bilmiyorum. İmalı. Çünkü, kahkahalı. Evet, biraz imalı ama yani ben olsam başka iş arardım. Attığı tweet'ten ötürü değil. Belli ki açılmayacak yani bu mevzu ve işin içerisinde şöyle bir sıkıntı var. Kick kapandı. Hemen Kick'in görevlisi olan tam şeyin o, TRK değil mi? Ya yani ben TRK Tarık işte diye hani pot kuruyorsak kusura bakmasın ama akla Tarık geliyor onun için öyle. Evet, TRQ, Nicky TRQ olan bir insanın adı bundan sonra Tarık'tır zaten yani hani bu arada. Ben de bilmiyorum, tanımıyorum kendisini. Bir tweet attı ve şey dedi. Hani doğrudan doğruya çalışmaya başladık. Türkiye'den kumar erişim ile alakalı. Hani evet, sınırlamalar getireceğiz vesaire diye. Evet. Bunun üzerine birkaç gün, yani bir veya iki gün üzerinden geçtikten sonra da Twitch kapanınca, ki Twitch'te zaten kumar içeriklerine erişemiyorsunuz. Yani normalde hani para koymadan bile böyle bahis yap oynatabiliyorsun ya, işte ben mesela bu bölümü geçebileceğim mi? Evet diyenler, hayır diyenler, kanalı izleyerek kazandıkları dümdüz hani hiçbir maddi değeri olmayan şeyi, hani bahis iddiaya girme yani şey vardı. Onda bile onu koymadan tahminde bulunabiliyorsunuz falan. Yani çok net bir biçimde yerleştirdikleri bir şey var. Hani filtre var. Türkiye'den herhangi bir şekilde bahis oynama şansınız vesaire falan filan olmuyor. Bahis içeriklerine erişiminiz de kategori açısından baktığınızda öyle tıklayınca giremiyorsunuz. Another signal.
another signal.
This wasn't all if. You're my no one. She's va. And so I left. Do it. Mother.